kirpiklerin artık her şeye. Anneni daha sık anımsıyorsan, hatta ağlıyorsan, kalbini bir mektup gibi buruşturulup pırlatılmış, kendini kimsesiz erken unutulmuş hissediyorsan, içindeki çocuğa sarıl, sana insanı anlatır. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Elleriniz dert görmesin. Gerçekten çok güzel bir yorum.
Dün de müthiş bir şarkıyla başladık. Bugün de çok güzel bir şarkıyla başladık. Masum değiliz hiçbirimiz. Ama işte o masumiyetsizliği eğer değilsek açık açık söylemek de açık yüreklilik ister gerçekten. Masum değilseniz masum olmadığınızı lütfen söyleyin. Evet sevgili izleyiciler, bizler programımıza başlıyoruz. 21 Mayıs günlerden çarşamba hafta ortasındayız. Çok değerli konuklarımızla sizlere tam 2 saat boyunca sesleneceğiz. Azerbaycan bağlantımız olacak bugün ve sizler 2 saat boyunca bizim programımızdan ayrılamayacaksınız. Hem çok keyifli sohbetler olacak, bir taraftan da müziğin o en güzel namelerini duyacaksınız. Hepiniz bugün de Yeni Gün programına hoş geldiniz. Ben de Yeni Gün programında herkes salamlayıram. Bütün Türkiye'ni, Azerbaycan'ı, Türk dünyasını salamlayıram. Bugün həqiqətən bizim çok maraqlı programımız olacak, çok maraqlı qonaqlarımız olacak. Ümid edirik ki, bizim verilişimiz çok yüksek əhval-ruhiyyədə keçecek. Çünkü güzel musiqiçilerimiz çok güzel mahnıları ifa edəcək. Ve sizin de əhval-ruhiyyəniz bugün boyu çok yüksek olacak. Belirlikle siz bizim programımızı izlemekte devam edin. Evet sevgili izleyiciler, Azerbaycan'a merhaba diyeceğiz ama öncesinde hemen hatırlatalım, program boyunca bize nasıl ulaşacaksınız? Önce telefon numaralarıyla başlayalım. Eğer Türkiye dışından arıyorsanız bizi 0090 90 Türkiye'nin alan kodu, 312 başkent Ankara'nın alan kodu, 463 52 20 ve 52 23. Bunlar telefon numaralarımız. Hayır, ben size internetten uzun uzun yazmak istiyorum diyorsanız eğer elektronik posta adresimiz yenigunprogramı@trt.net.tr. Et işaresi. Azerbaycan'da mi? Et işaresi deniyor. Türkiye'de et kuyruklu A şeklinde de denebiliyor. Bütün dünyada et deniyor. Farklı versiyonları var. Hı. Biz hepsini sizlerle zaten buluşturuyoruz. Telefon numaralarını hatırlatmak ister misin? Hatırlatalım bir daha. Biz güman edirik ki bizim bugün boyu bize zəng eləyənlər olacak ve xaricdən zəng eləmək isteyenler 0090 312 463 52 20 ve 0090 312 463 52 23. Tabii ki zəng eləməyi unutmayın siz bizim programımıza. Suallarınız olabilir, qonaqlara bize suallarınız olabilir. Biz sizin zənglərinizi gözləyirik. Evet, artık evinizde en rahat koltuğa oturma zamanı. Kahvaltı sofrasında bizim programımızı izlemeye başlayacaksınız ya da tam işe gitmek üzeresiniz. Biraz böyle ucundan yakalama şansınız var programımızı. O zaman rahat rahat programımızı izleyin. Yeni Gün başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Antik hakkında ne biliyorsunuz? Eski eşyadan farkı nedir? Türkiye'de ve dünyada nasıl karşılanıyor? Müzayede nasıl yapılır? Sanat eserleri nedir? Yeni koleksiyonerlerin yetişmesi, bilinçlendirilmesi, koleksiyon yöntemi ve gelişimi çalışmaları az sonra müzede evi yöneticisi Fulya Akyıldız'la Yeni Günde. Evet, bugün stüdyomuzda çok değerli konuklarımızı biz ağırlayacağız. Bir taraftan antikalar üzerine konuşacağız, bir taraftan kariyer üzerine konuşacağız. Acaba kariyerinizi nasıl belirliyorsunuz, nasıl belirleyeceksiniz? Bu konuda bizler size yardımcı olmaya çalışacağız. Onun dışında çok değerli bir sanatçımız olacak ve diğer taraftan da elbette Azerbaycan'la bugün bizler size ikili pencerede sesleneceğiz. Ve ortak coğrafyanın avazı olarak iki devlet, bir millet. Hem Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nin sesini tek bir kanalda, bizim kanalımızda, hem İctimai Televizyon'da hem de TRT Avaz'da elbette duyacaksınız sevgili izleyiciler. Şimdi gelin ikili pencerede biz Azerbaycan'ı görelim ve işte bir tarafta Salih, bir tarafta Aynur. İkisinin de enerjik ve gülen yüzleri her zaman olduğu gibi hazır bir şekilde bizi bekliyorlar. Gerçekten haftada bir görüşüyoruz. Sizi çok özlüyoruz ve bizler sizlerle beraber program yaptığımızda bu enerjimizin de bütün coğrafyamıza yayıldığını çok iyi biliyoruz. İyi ki varsınız ve iyi ki bugün sizlerle yeniden buluştuk. Öyle değil mi Rita? Elbette ki. Salam Azerbaycan. Alkışlarla Azerbaycan'dayız. Azerbaycan'dan sevgi dolu salamlar kardeş Türkiye, Levent xüsusilə sənə, bizim değerli Rita'ya, orkestra üzvlərinə, tamaşaçılarınıza, reji odasında çalışanlara, bir sözlə herkəsə çox sevgiylə dolu olan salamlarımızı yetiririk. Gününüzün uğurlu, yayımımızın düşərli olmasını arzu edirik və düşünürük ki, bugünkü bu ortak yayımımız, bu telekörpümüz də Türk dünyasına daha bir yadda qalan qatqısı ilə seçiləcək. Mütləq, əziz həmkarlarımız Levent ve
Rita, sizi salamlıyoruz ürəkdən. Levent söylədi ki, biz həftədə bir dəfə görüşürük və darıxırıq. Əlbəttə biz də darıxırıq. Doğrudur, bizim məsafələr ayırır, amma əsas odur ki, ürəklər bir olsun. Əsas odur ki, qəlblər bir olsun və bir vursun. Elə buna çalışırıq ki, bu ortaq yayım zamanı biz bu hissi, bu duyğunu çatdıra bilək bizi izləyən tamaşaçılara. Bütün Türk dünyasını salamlayırıq və bizim də studiyamızdan təqdim eləyəcəyimiz dəyərli qonaqlar var, dəyərli insanlar var. Bu haqda artıq söyləyə bilərik. Doğrudur. Siz dediniz ki, kariyera seçimindən danışacaqsınız. Levent, biz də sənət, sənətkarlardan bugün söhbət açacağıq. Hansı ki, özünün o göz nuru ilə, o zəhməti ilə gözəl və mükəmməl əsərlər arsaya gətirirlər. Bundan əlavə təhsil sahəsində bir sıra bəzi yeni xəbərlər var ki, onlarla bağlı söhbət açacağıq və çox dəyərli bir səsin sahibi Azərbaycan musiqisində özünə məxsus yeri olan hörmətli sənətkarımızın ifalarını təqdim eləyəcək. Məncə də ilk ifasını indi elan edib çağırsaq, təqdim etsək, çox yaxşı olar. Yerinə düşər, o baxımdan böyük məmnuniyyətlə Ləvənd, Azərbaycanın xalq artisti, bizim çox dəyərli sənətkarımız, ölkəmizin prezident təqaüdçüsü, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində həm də bir pedagog olaraq çalışan, dəyərli bir professorımız olan, eyni zamanda estrada sənəti və popülər musiqi kafedrasına rəhbərliyə edən, maşallah olsun, görün necə geniş şaxəli bir sənətkarla bugün görüşdürürük biz Türk dünyasını. Eyni zamanda neçə-neçə televiziya tamaşalarına və kino musiqilərinə gözəl mahnılar ifa edən, illər keçməsinə baxmayaraq həmin mahnılar bugün də yaşayır və bugün də dinlənilir. Yalçın Rızazadə bizim dəyərli sənətkarımız bu səhər qonağımızdır. Buyursun gözəl bir Türk musiqisi ilə. Kavuşmak hayal oldu.
Çok teşekkür ederiz. Yalçın Rızazade, Azerbaycan'ın halk artisti. Yalçın Məlim, buyurun, eyləşin. Hoş gelip sefalar getirmişsiniz. Teşekkür ederim. Bir salamınızı siz de getirin Türk dünyasına. Mən Türk sözü, Türk adı gelende ürəyim əsir. Mən dünyanın çox ölkələrində olmuşam, turne səfərlərində. Paris'te görmüşəm, London'u da, Angola'nı da, Suriye'nin de yaxşı vaxtlarında çox öyle, 56 ölkədə. Ama benim için əziz olan, doğma olan, bizə əsil mənasında qan qardaşlarımız, bizim Türk deyəndə hamımızın ürəyi belə əsir. O kadar çox sevirik qardaşlarımızı. Və mən ona görə də bu günləri hamısını orada, bütün kardeşlerimizi üreyden alkışlayıram. Çok güzel bir verilişdi ki, biz birbirimizle ünsiyyette olabilirik. Ben bir sözle deyim ki, bana ilk defa senette böyle yardımcı olan, sesiyle heveslenen, onun sesiyle konservatoriya bitirdim ki sanatçı olum. O da rahmetlik, çok büyük Türk musikisinin güneşi Zeki Müren olmuş. Ve ben büyük mutluluk, büyük hoşbaxtlık duyuram ki, o vaxtlar ilk defa Türkiye İstanbul'a gittim. Ve xayiş elədim ki, beni Zeki Müren'le mümkündür mü görüştürmek? Ve Zeki Müren Taksim kazino, Taksim'de orada Maxim kazinosu vardı. Aha. Zeki Müren Vaxtaşır orada konsertler verirdi. Ve bana hoşbaxtlık nasip oldu. Beni Zeki Müren'in dedi ki genç o vaxtı genç idi, sanatçı Azerbaycan'dan gelmiş kardeş devletten ve onun o grim vırılan yerinde o paltarını değişen yerinde ben onu Zeki Müren'le görüştüm. Aynen. Ve onun benim mende bu saat iki eksi şekli var. Üstünde yazıp sevimli Yalçın Bey'e sevgiler, selamlar. Çok güzel. Benim ve İstanbul'da ben demek istiyorum ki Türkiye'de çok değerli, üreğime yakın dostlarım Selim Güvener, Osman Bey Güvener, Alican Bey, Sultan Bey, Afgan Bey, hepsine onların ben mutluluk dilerim ve salamlarımı gönderirim. Çok sağ olun. Yalçın Məlim, hələ bizimle birlikte deyip ve ilerleyen dəqiqelerde ifalarını zamanımızda olarsa xatirələrini bölüşecek. Ama bu an için daha bir qonağımız var, dəvət eləyəyim məmnuniyyətlə. Bizim daha bir qonağımız var ve bu qonağımızın da tabii ki bütün Türk dünyasına söyleyeceği fikirler var. Təhsil Nazirliyinin Elm ve Ali Təhsil Şöbəsinin Tələbələrə Dəstək ve Mübadilə Proqramları Sektorunun Müdürü Sülhəddin Gözəlov proqramımızda qonaqdır. Salam Sülhəddin Məlim, hoş gelmişsiniz. Hoş gördük sizi. Buyurun, əyləşin. Salamlayırıq sizi ürəkdən. Sülhəddin müəllimlə biz bugün əsasən karyerada əldə olunan uğurlardan istəyirik ki danışaq. Bu da vacib bir məqamdır. Sözsüz ki, karyerada əslində uğurları əldə eləməyin yolları hardan keçir? Nə etmək lazımdır karyerada uğur qazanmaq üçün? Bundan başlayaq. Hoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Bütün Türkiyədəki aparıcılar da, bütün Türkiyəni də salamlayıram. Çox sağ olun ki, mənə belə bir verişə dəvət etmişsiniz. Mən bir şey qeyd edeyim ki, hal-hazırda orta məktəblərimizdə məzunlar imtahanlar ərəfəsindədir və artıq imtahanlar yaxında, bu yaxında ali məktəblərə imtahanlar başlayacaq və karyeranın, uğurlu karyeranın məhz mənbəyi düzgün seçim etməkdədir. Tələbələrimiz imtahan verdikdən sonra ali məktəblərə seçim eləyəcəklər, ixtisas seçəcəklər. Düşünürəm ki, bax, burada yanlışlığa yol vermək olmaz. Gərək gənclərimiz öz gələcək karyeralarını uğurlu etməsi üçün, gələcəkdə özlərini həyatda təsdiqləmək üçün bu başdan doğru bir seçim etsinlər. Bəli. Düzgün deməli, ixtisas seçsinlər. Bunun üçün də təbii ki, onlar ilk öncə hamımız da bilirik ki, gənclər həyatda müəyyən tam özləri yəqinlik tapa bilmədiyi üçün kimlərləsə də məsləhətləşir. Xüsusilə də valideynlərlə. Eyni zamanda onların müəllimləri ilə, orta məktəb müəllimləri ilə məsləhətləşir. Bu ərəfədə Təhsil Nazirliyinin
tabiliğinde olan Ali Təhsil müəssisələri, eyni zamanda digər nazirlik və komitələrin tabiliğinde olan təhsil müəssisələri, orta məktəblərimizdə məzun ixtisas seçimi ilə bağlı görüşlər aparırlar, görüşlər keçirirlər. Bu da çox önəmli bir məqamdır. Çünki Ali Təhsil müəssisələrimizin orta məktəblərlə görüşlərinin təşkili orta məktəb məzunlarının ixtisaslarını düzgün seçməyə müəyyən qədər kömək eləyir. Hansı məqamdan? Ali məktəbdə bu sahədə səriştəsi olan müəllimlərimiz orta məktəb məzunlarına öz məktəblərində, ali məktəblərdə olan ixtisaslar haqqında məlumatlar verirlər. Bəli. Bu ixtisaslara gəldikdə, onların özəlliklərinə yiyələndikdə, peşə hazırlığı keçdikdən sonra onlar öz kariyerasını, həyatını harda tapa biləcəklər, bunlar haqqında məlumat verirlər. Ali məktəblərimizin ixtisaslarını bitirmiş, o ixtisasları bitirmiş və kariyerasını təsdiqləmiş insanlar, görkəmli insanlar barədə məlumatlar verirlər. Onlar bir nümunə olaraq yeni nəsil üçün, gənclərimiz üçün həyatını doğru dürüst seçmək, özünü təsdiqləmək üçün müəyyən bir istiqamət verir. Təbii ki, bunlar hamısı bütövlükdə kariyeranın başlanğıcına bir zəmin yaradır, uğurlu kariyeranın başlanğıcına zəmin yaradır. Mən çox istərdim ki, valideynlərimiz, təbii bunu hamımız da bilirik ki, valideynlərimiz bəzi halda öz istəklərini, öz iradəsini daha kəskin formada öz övladına məcburi şəkildə deyir ki, yox, sən mütləq gərək müəllim, yox, gərək həkim olasan və ya həkim, yox, məsələn, digər bir sahənin adam olasan, mütəxəssis olasan. Düşünürəm ki, belə məcburiyyətə getmək qətiyyən olmaz. Olmaz ona görə ki, bəlkə də onun övladının istəyi, marağı həkim olmaqdır. Bəli. Bəlkə də onun istəyi rəssam olmaqdır. Bəlkə də başqa bir sahənin adamı olmaqdır. Amma məcbur edildikdə, o ali məktəbə gəlib qəbul olduqda, hətta ona biz dəfələrlə bunun şahidi oluruq. Təhsil Nazirliyinə kifayət qədər bu ilə bağlı müraciətlər olur ki, yüksək balla ali məktəbə qəbul olub, amma tələbə öz seçdiyi ixtisasdan məmnun deyil, bəli, öz ixtisasını dəyişdirmək istəyir. Yəni, bütün sevməlidir də sənətini insan. İnsan öz sənətinin vurğunu olmalıdır, bəli, sevməlidir, o sənətə motivasiyası olmalıdır, bəli, və bütün bunun üçün orta məktəb bitirmiş məzunlara müəyyən o istiqamət, ixtisas seçiminin orientasiyasını vermək üçün elə ali məktəblərimizin, bax, öncədən qeyd elədiyim İxtisas seçimi ilə bağlı təbliğat kampaniyası da mahiyyəti bundan ibarətdir. Bir şeyi də vurğulayım fürsətdən istifadə edərək. Təhsil Nazirliyi bu ildən etibarən böyük bir layihə reallaşdırır. Bu layihə sabah qrupları layihəsidir. Bəli, maraqlı layihədir. Təbii, sizin verilişin adına da müəyyən qədər elə yaxındır. Yeni gün, sabah, təbii, çox gözəl bir layihədir. Abbreviaturadır, sabah qrupu savadlı, bacarıqlı, hazırlıqlı deməkdir. Bu qruplar ali təhsil müəssisələrində birinci kursda təhsil alan ən yaxşı, ən yüksək nəticələr göstərmiş tələbələrdən müsabiqə yolu ilə seçiləcək və onlar təhsillərini artıq ikinci kursdan etibarən bir qrup olaraq yüksək savadlı, bacarıqlı tələbələr çərçivəsində müəyyən bazı ali təhsil müəssisələrində təhsillərini davam etdirəcəklər. 5 ixtisas qrupu üzrə 53 ixtisas sahəsi üzrə 34 ali məktəbi əhatə edir bu layihə. Yəni, zərurət sabah qruplarının yaranmasının zərurliyi də nədən irəli gəlir? Təbii ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın bugünkü inkişaf durumu elə bir vəziyyətdə, elə bir intensiv şəkildə gedir ki, bizə kifayət qədər çoxlu sayda bacarıqlı mütəxəssislərə, müasir tələblərə cavab verən, dünya ilə ayaqlaşa bilən, dünyada əmək bazarının tələblərinə cavab verə bilən kadrlara ehtiyacımız çoxdur. Doğrudur. Düzdür, ali məktəblərimizdə bu qisim məzunlar biz yetişdirir, amma onların sayı kifayət eləmir. O yüzdən də dövlətimiz, hökumətimiz xaricdə təhsil proqramını reallaşdırır. Amma bu təhsil proqramı 2007-2015-ci illərə əhatə edir. Elə bizim qardaş Türkiyədə həmin təhsil proqramı çərçivəsində kifayət qədər 550-dən çox bizim Azərbaycan gənci təhsil alır. Türkiyənin ən nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində. Amma bu layihə qeyd etdiyim kimi 2015-ci ilə qədərdir. Nədən biz belə yüksək
kadr hazırlığını öz məkanımızda, öz Azərbaycanımızda, öz ali təhsil müəssisələrimizdə aparmayaq. Çünki Azərbaycanda həm yüksək savadlı, bacarıqlı tələbələrimiz də var və yüksək biliklərə və yüksək səriştəyə malik elm adamlarımız, müəllimlərimiz, pedaqoqlarımız, elə bizim hörmətli Yalçın müəllim də pedaqoqdur, fürsətdən istifadə edir. Yəni, kifayət qədərdir. Biz həmin bu yüksək bacarıqlı iki obyekti bir məkanda birləşdirib məhz səbah qrupları çərçivəsində bu layihəni reallaşdırsaq, düşünürəm ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatının bugünkü tələblərinə, gələcək tələblərinə cavab verə biləcək miqdarda mütəxəssis hazırlaya biləcəyik. Doğrudur, Hüseyin bəy. Sözünüzə əlavə bir məqamı da qeyd eləyə bilirsinizmi? Karyera seçimində müəllimin istiqamət verməyi gözəl, valideynin məsləhət verməyi gözəl. Amma insanın özündə də bir şəxsi keyfiyyət, bir istək olmalıdır sən karyerada uğur əldə etməyin üçün. Və bütün bunlara rəğmən bir qədər də o şans və bəxt deyilən bir şey var ki, o da gərək insanın üzünə gülsün ki, sən yaxşı nəticələr əldə eləyəsən. Bunu da təqzib etmək olmur axı. Səlim əlim, çox doğru buyurursunuz. Yəni, valideyin məsləhəti, müəllimin istiqamətləndirməsi, bunlar təbii ki, ikinci dərəcəli məsələdir. Düşünürəm ki, birinci dərəcəli məsələ məhz o gəncin özünün nəyə, onun içərisində, hər bir insanın içərisində, daxilində nəyəsə bir maraq var. Mən gənclərimizə özümü tutub qeyd eləmək istəyirəm. Onlar öz seçdikləri ixtisasdan, ola bilsin ki, düşünürlər ki, mən bu içərimdən gələn o ixtisası dedikdə kiminsə xoşuna gəlməyəcək. Gəlməyəcək ki, niyə bu məhz rəssam olmaq istəyir? Niyə məhz bu hər hansı bir, belə deyək də, bizdə prioritet müəyyən qədər gənclərin seçdiyi müəyyən istiqamətlər var. Ondan fərqlidir. Qoy olsun. Olsun, çünki onun özünün içərisindən gəlir. O özünü həqiqətən də gələcəkdə o sahədə kifayət qədər təsdiqləyəcək və nəinki özünü, bütövlükdə Azərbaycanı tanıdacaq bu sahədə. Doğrudur, Sühətli mən və o istək Salih yeri gəlmişkən, istər-istəməz, gec və ya tez səsləyəcək onu. Biruzə özünü biruzə verəcək. İllər keçsə verəcək. İnanın ki, insanlar var ki, 30 yaşında, 40 yaşında öz sənətini, öz istiqamətini dəyişdirib, məhz o içəridən gələn o vulkan kimi çıxan bir o istəyi artıq reallaşdırır. Mən istəyirəm ki, gənclərimizdə o müəyyən qədər o həd ki var, o bariyer deyək də, o məhdudiyyət, onu çəkinməsinlər. Öz valideynini də, müəlliminə də öz istəyini bildirsinlər ki, bəli, mən heykəltaraş olmaq istəyirəm, mən mühəndis olmaq istəyirəm, mən həkim olmaq. Məcburi həkim etmək insanı olmaz. Sülhətin bəy, çox təşəkkür edirik sizə. Biz indi artıq zaman bizdən tələb edir ki, sözü TRT ağızı ötürək və bu arada mütləq bu məqamı da qeyd eləyək. Ləvənd, Rita, yəqin siz də razılaşarsınız. İnsanın həm də karyerada uğur əldə etməyi üçün rəvan və gözəl nitqə sahib olması da çox vacib bir şərtdir. Hansı ki, bizim Sülhəddin müəllim bunu nümayiş etdirdi. Çox gözəl, çox ifadəli şəkildə fikirlərini təqdim etdi. Mövzumuzun davamı TRT Studiyasında da olacaq. Orada da müzakirələr karyeradan baş tutacaq. Və bizim o təhsil sahəsindəki, deyək ki, hörmətli simalarımızdan söz salanda, Ləvənd, bunları qeyd eləyək ki, Azərbaycanın, məsələn, gözəl bir insanı, gözəl aktyor, rejissor Cahangir Novruzov bugün orada Ali Məktəbdə dərs deyir, Aygün Attarın adını çəkmək olar, Cavanşir Quliyevin özü, Elnarə Kərimova, yəni bu insanlar Azərbaycanlı olaraq nə dedər? Bəli, sayı artırmaq olar. Bizim profesor müəllim heyəti Türkiyənin Ali Məktəbdə. Çox üzr istəyirəm, artıq. Demək istəyirdim ki, Türkiyədən də gələn bizim sevimli tələbələrimiz var. Bizdə bizim universitetdə təhsil alırlar. Bəli, təhsil alırlar. Hansıları ki, bax, Yalçın müəllim də dərs deyir. Buyurun, əziz dostlar, biz sözü təqdim edirik sizə. Bu maraqlı söhbətlərimizin davamı sizdən gəlsin. Evet, Azərbaycandan Türkiyəyə gəldik. Bakü'dən Ankara'ya kısa bir yolculuk ve sizler hem Bakü'deki sohbeti hem de Ankara'daki sohbeti dahil olacaksınız. İlerleyen dakikalarda sevgili izleyiciler, sizler de bize sorular sormak isterseniz elbette ki program boyunca bize ulaşabilirsiniz. Hem Azerbaycan'daki konuklarımıza hem de Türkiye'deki konuklarımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Evet, orada çok değerli konuklarımız vardı. Biz öncelikle onlara da Türkiye'den bir sıcacık selamlarımızı gönderelim mi Rita? Elbette, ben de buradan Aynur Salih, Yalçın Məlimi ve Sülhətin Məlimi salamlıyorum. Həqiqətən də hər kəs Azərbaycan üçün çox önəmli insandır. Yalçın Məlim Azərbaycanın xalq artisti. O bütün o bənzərsiz səsilə, o gözəl səsilə həqiqətən Azərbaycan musiqisi üçün çox gözəl mahnılar bəxş edibdir. Sülhədin müəllim də həqiqətən çox gözəl bir mütəxəssisdir, uzmandır, elm adamıdır və mən hər ikisini salamlayıram və buradan onları görməyimə görə çox şad oldum mən. Evet, biz alkışlarımızı onlara göndərəlim. Müzik
Salih, hele sen dediğin kimi bugün biz ele kariyeradan söz düşmüşken bizim verilişimizde de ele kariyerle bağlı Sülhadi müəllimin dediğinin devam olarak biz de devam elətdirəcəyik ve çok maraqlı bir qonağımız var bizim de. Evet, biz de hemen değerli konuğumuzu davet edelim. Strateji ve kariyer danışmanı Alper Kul geliyor alkışlarınızla. Günaydın, hoş geldiniz programımıza. Günaydınlar, merhabalar. Şimdi sohbete başlayacağız ama sohbet öncesinde biraz önce siz de şahit evet, oldunuz. Evet. Azerbaycan'la ortak bağlantımız var. Evet. Şu anda bizi Türk dünyasından, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden, Balkanlardan izleyen çok sayıda izleyicimiz var. Önce onlara sıcacık tabii, bir günaydın mesajı gönderelim. Ondan sonra tabii, da sohbete başlayalım. Şimdi benim için TRT Avaz her şeyden önce çok önem arz ediyor. Çünkü yıllarca Orta Asya ile iş yaptığım için ve halen de yapmakta olduğum için bir taraftan bu inanılmaz derecede önemli. Dolayısıyla da hem başta Balkanlar, Kafkas dünyası ve bütün Orta Asya dünyasına ben de buradan Ankara'dan selamlar gönderiyorum. Ve de çok ilginçtir, bu programdan hemen sonra Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ne bir toplantıya gideceğim. Ve o toplantıda Türkmenistan'la ilgili bir toplantı olacak. Aslında benim hayatım ağırlıklı olarak şu sıralar özellikle Türkmenistan bazlı olarak gidiyor. Yani bir taraftan hem kariyer danışmanlığı yapıyoruz hem de aynı zamanda Orta Asya ile işlerimiz devam ediyor. Türkmenistan'la da zaten bizim canlı bağlantılarımız oluyor zaman zaman. Hoş geldiniz bir kez daha programımıza. Tabii bu arada biz program öncesinde sohbet ettiğimizde Alper Bey'in daha önce Azerbaycan'a gittiğini de öğrendik. Bakü'de de bulundunuz. Evet. Kısa bir sürede olsa evet, Bakü'nün o güzelliğini siz de keşfetme şansına sahip evet, oldunuz. Gerçekten coğrafyamızın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Kazakistan'a gitme şansım oldu. Almaty'a, Bakü'ye ve nihayet Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'a. Tabii ihracatçı olduğumuz için, dış ticaret uzmanı olduğum için ve yıllarca da ihracat müdürlüğü yaptığım için ister istemez Orta Asya bizim için çok önem arz ediyor. Bugün biz gençlere aslında batıya doğru değil, doğuya doğru bakmalarını tavsiye ediyoruz. Hı. Çünkü gelecek doğuda, güneş doğudan doğuyor. Evet. Ve ışık doğudan yükseliyor. Evet. Gerçekten aslında baktığımız zaman yüzyıllar boyunca o gelişime baktığımız zaman özellikle Haçlı seferlerine kadar hiç kendi içinden, kendi bünyesinden çıkmayan bir batı, tamamen feodal bir toplum ve dış dünyada ne olduğuna hiçbir şekilde bakmayan, ilgilenmeyen bir toplum bir anda Haçlı seferleriyle aslında dışarıda bir dünya olduğunu öğreniyor. Doğuda özellikle teknolojinin, icatların gırla olduğunu, o kadar fazla olduğunu öğreniyor ki ondan sonra Doğu dünyasına geliyor ve Doğu dünyasından bir şeyler almaya başlıyorlar. Söylediğiniz gibi Doğu'ya özellikle fazlasıyla özellikle şu Levent Beyciğim özellikle şu son zamanlarda ekstra. Çünkü ben aynı zamanda Batı uzmanıyım. İtalyan lisesi mezunuyum. İtalyan kültürünü yıllarca aldım. Dolayısıyla da Batı'yı da iyi tanıyorum ve Batı'ya da yıllarca mal sattım, ürün sattım bir ihracatçı olarak. Şu anki konjonktürde baktığımızda Batı'nın maalesef ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu görüyoruz. Bu manada Doğu yükseliyor derken boş boşuna söylemiyorum. Yani. Zaten Doğu'da en güzel tabii servetler, bütün tabii evet, servetler zaten Doğu'da var. Yani onun için sadece biraz aynen bu öyle, elim teknolojinin inkişafıyla daha Batı'dan daha aynen ileriye öyle, gidebilir. Aynen öyle ve nüfusun da nüfus da artıyor. Nüfus arttığı için bizim için ekstra önem arz ediyor. Hı. Nüfus ve aynı zamanda doğal kaynaklar ikisi birlikte. İkisi birlikte evet. Şöyle yapalım. Şimdi baktığımız zaman bizim stüdyomuzda da çok sayıda genç arkadaşımız evet, var. Evet. Sizin çok sayıda seminer, çok sayıda evet, toplantı, kongre yaptığınızı evet, biliyoruz. Hatta geçtiğimiz ayı da çok evet, yoğun bir şekilde evet, geçirdiniz. Ve üniversite öğrencilerinin ve profesyonellerinin kariyer yolculuklarına siz rehberlik ediyorsunuz. Evet. Ve bu bağlamda da Arkana Bakma O Tarafa Gitmiyorsun isimli ilk kitabınızla evet, da okurla buluştunuz. Biraz önce de söylediğimiz evet, gibi strateji ve kariyer danışmanısınız. Evet. Gençlere ve iş hayatında da başarılı olmak isteyenlere yol gösteriyorsunuz. Evet. Bu bakımdan baktığımızda, değerlendirdiğimizde bu kitap ne anlatıyor? Kitabı da paylaşalım evet, sizlerle. Bu kitap 20 senelik bir maceranın ürünü. Ben 1992 yılında iş hayatına atıldım. Daha lisede öğrenciydim. Turizmcilikte başladım ve ondan sonra da şu anda saymak istemiyorum. Yaklaşık 6 tane farklı sektörde çalıştım. Tabii ister istemez bu kadar farklı sektörlerde çalıştığınızda, emek verdiğinizde bir birikim oluşuyor. Otomatik birikim.
Demin Azeri meslektaşımız çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki 30'lu yaşlarınızda, 40'lı yaşlarınızda kariyerinizi değiştirebilirsiniz. Kariyerinize yeni bir ton atabilirsiniz gibi mealen bir şey söyledi. Bu çok hoşuma gitti. Bu arada tabii Azerbaycan'da buradan özel olarak selamlarımı iletiyorum. Ve bir anlamda meslektaşımızla da tanımış olmaktan da evet, son derece mutluyum. Sülhettin Bey, Sülhettin Bey diğer tarafta. Evet. Kariyerle ilgili özellikle çok doğru şeyler veriyor. Söyledi. Bir kere ben Sülhettin Bey'in meslektaşımızın söylediklerinin altına imza atıyorum. Bir kere bunu birinci şeyde söyleyebilirim. Birinci kertte de söyleyebilirim. İhtisaslaşmadan bahsetti ve ben de o konuda konuya girebilirim. Evet, yaklaşık 2007 yılından beri ben bir taraftan profesyonel kariyerimi sürdürürken bir taraftan başta Koç Üniversitesi olmak üzere konuşmalar yaptım. Kendim Koç Üniversitesi mezunu olduğum için orada bir mezun danışan programı kurmuştuk. O mezun danışan programını geliştirdik. Ben yaklaşık 7-8 konuşmayı kendi üniversitemde yaptım. Ondan sonra Marmara Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi derken bir bakmışım ki Türkiye'nin dört bir tarafındayım. Bu ay sadece 6 tane farklı üniversitede ve kuruluşta konuştum. Daha geçenlerde Kahramanmaraş'taydım, Sütçü İmam Üniversitesi'nde. Oradaki arkadaşlarla bir araya geldik. Ve devam ediyor maceramız. Kitap mecburiyetten ortaya çıktı. 38 yaşında kitap yazma kararı aldım. Bir patlama noktasıydı. Türkiye'nin gidişatının ve genel dünya gidişatını ve Türkiye gidişatını anlatmam gerekiyordu. Çünkü iş hayatı açısından, iş hayatı perspektifinden baktığımızda işler pek o kadar iyi gitmiyor. Dolayısıyla da birilerinin bir şeyler yazması gerekiyordu ve gençlere bazı referans noktalar bırakmamız gerekiyordu. Açıkçası ben onlar için bu çalışmayı yaptığımı söylemek istiyorum. Peki Alper Bey, iyi bir kariyer kurmak için, iyi bir iş bulmak için neler insanda, hangi keyfiyetler olmalı, neler olmalı insanda? İşte diyorum ya, az önce Sülhettin Bey aslında çok güzel bir noktaya temas etti. O da ihtisaslaşma, uzmanlaşma. Bizim kitabımızda da arz ettiğimiz konu profesyonellik sistemleridir. Gerçek profesyonellik sistemleri. Mesela şu anda şu sıralarda oturan arkadaşların öncelikle durması gereken 3 tane temel doğru var. Ve o 3 tane temel doğruyla iş hayatlarının atılmalarını ben tavsiye ederim. Bunlar nelerdir? Birincisi zaman yönetimi. İkincisi uzmanlaşma, yani ihtisaslaşma. Sülhettin Bey'in söyledi. Üçüncüsü de ilişki yönetimi ve sosyal zeka. Biz bu 3 tanesi bir kişide bulunursa biz o kişiye gerçek profesyonel diyoruz. Eğer bunlardan bir tanesi eksik olursa maalesef o kişide profesyonellik yolunda ilerleyen bir arkadaş olduğunu söyleyebiliriz. Ama gerçek profesyonel olmak için 3'te 3 yapmak lazım. Kitabımızda da 8 tane gerçek profesyonel var. Onların hayatlarından bahsediyoruz. Bunu örnek verebilirim sanıyorum. Elbette, elbette, buyurun. Onlardan bir tanesi Coca-Cola Başkanı. İsim vermekte sakınca yok çünkü dünya tanıyor. Muhtar Kent'tir. Muhtar Bey'in çok özel bir kariyeri var. 30 yıllık, 35 yıllık büyük bir macera. Biz bunu anlatıyoruz. Sonra yine dünya cündü hocalarımızdan Profesör Doktor Mehmet Öz'ü anlatıyoruz. Almanya'da yaşayan Boğum Üniversitesi'nde din uzmanı olarak çalışan ordinal Profesör Doktor Onur Güntürk'ünü anlatıyoruz. Gazeteci, belgesel programcısı Coşkun Aral'ı anlatıyoruz. Ve yine herkesin tanıdığı Nasuh Maruki'yi anlatıyoruz. Ve diğer isimleri anlatıyoruz. Dolayısıyla da bir 8 tane isim var. Önümüzde kitabın ikinci baskısını yaptık Levent Bey. Üçüncü baskısında 3 yeni isim eklenecek kitaba. 3 tane hanımefendi eklenecek. Ben bunları, bu hanımefendileri seminerlerimde anlatıyorum. Ama şu anda istiyorsanız anlatmayayım, şey bozulmasın, sihiri bozulmasın kamusal alanda, ama üçüncü baskı inşallah o 3 tane hanımefendiyi de kitaba ekleyeceğiz. Peki, sohbete devam edeceğiz. Sohbetimizi müzikle renklendirelim. Çok değerli bir konuğumuz daha var, onu da biz tamam. Stüdyomuza davet edelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Evet, sevgili izleyiciler, Azerbaycanlı bir sanatçımız var. Kendisi uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyor ve sanat hayatına burada devam ediyor. Kendisi hem tar çalıyor, hem aşık sazı çalıyor ve aynı zamanda da bir ses sanatçısı ve Arzu Kurbani geliyor. Alkışlarınızla. Olur, olur. Sizi o tarafa alalım çünkü birazdan da çalacağım.
kızıl şefek sanardım. Kime inanmasam da bir ona inanırdım. Kime inanmasam da bir ona inanırdım. Ah, kabahatim büyüktür. Hayaller dünen akşam. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ses, ne kadar güzel bir yorum. Eksik olmayın, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sohbete başlamadan önce şöyle yapalım. Azerbaycan'a muhakkak selam göndermek isterseniz. Şu anda İçtimai Televizyonu ile ortak yayındayız. Azerbaycan'dan da, Türk dünyasından da bizi izleyen çok sayıda izleyicimiz var. Onlara bir günaydın mesajı gönderelim, sonra biraz sohbet edelim. Tabii ki bir Azerbaycanlı olarak, bütün sülalem de oradayken, herkese çok sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hepsini çok özledim. 20 senedir buradayım. Artık buralıyım, yani orayı bilmiyorum artık, öyle diyeyim. Bir şeyi de değinmeden geçemeyeceğim. Bütün Türkiye'nin, hepimizin başı sağ olsun. Faciadan dolayı çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Umarım bir daha böyle bir üzüntü yaşamayız. Tüm toplum adına söylüyorum. Son olur. İnşallah. Hoş geldiniz programımıza bir kez teşekkür daha. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hep söylüyoruz biz de. Gerekli önlemler alındığı sürece önce iş sağlığı, iş güvenliği, bu konudaki yasaların belki çok daha keskin, çok daha net ya da çok daha acımasız olması gerekir. Evet. Çünkü eğer konu insan hayatıysa gerisi sadece teferruat olmalı. Bütün önlemler eğer en acımasız şekilde alınacaksa alınmalı ki insanlar da hayatlarına bir şekilde devam etmeli. Sağlık söz konusuysa acımasız olsunlar bence. Evet. Hoş geldiniz bir kez daha programımıza. Çok teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Bir taraftan tar çalıyorsunuz, bir taraftan aşık sazı çalıyorsunuz ve aynı zamanda yıllardır Türkiye'de yaşıyorsunuz. Bu arada şunu da söylemek lazım. Şimdi siz söylerken ben Rita'ya baktım. Rita Azerbaycan'daydı. Türkiye'den Azerbaycan'a gittin. Ondan sonra şarkıya da eşlik ettin, mahnıya da eşlik ettin. Gerçekten bu bizde çok meşhur ve çok sevilen bir mahnıdır. Evet. Türkiye'de de bu mahnı çok meşhurdu. Son uzaklar hususuyla çok meşhur oldu mahnı. Sözleri de çok güzeldi. Evet, yani ne kadar evet. Böyle ince, çok Şevket güzel. Şevket Hanım'ın söylediği, Şevket Hanım zaten. Ondan dinledim zaten. Şevket Hanım zaten Azerbaycan'da bir nömrə olub, onun o məlahətli səsi. Azərbaycan musiqisinin qalbi deyə bilirim. Bəli, aynən öyle. O məlahətli səsi ilə nadir səslərdən biri olub. Allah qani-qani rəhmət eylesin, məkanı cənnət olsun. Onun bu evet. Mahnının özü de bu saat çok meşhur Azerbaycan'da, Türkiye'de. Türkiye'de demek olar ki artık herkes bu mahnını bilir. Artık ben söylememiştim, ben de söyleyeyim dedim. Bir tek ben kalmıştım söylemeyecek. Çok seviyorum bu parçayı. Evet. Umarım beğendiniz. Güzel, ağzınıza sağlık. Teşekkür çok ederim. Güzel seslendirdiniz. Evet, sohbetimize devam edeceğiz. Şimdilik bize ayrılan sürenin sonundayız. Şimdi biz sözü Azerbaycan'a bırakacağız. Sonrasında tekrar biz Ankara stüdyolarından yayınımıza devam edeceğiz elbette. Evet sevgili izleyiciler, biliyorsunuz Azerbaycan şu anda dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden bir tanesi. Özellikle son yıllarda müthiş bir turist akını var ve sürekli kendini geliştiren doğasıyla, turizmiyle, insanlarıyla sıcacık çok güzel bir ülke. Şimdi gelin biz sözü Azerbaycan'a bırakalım ve Azerbaycan'da Salih ve Aynur'un bizlerle paylaşmak istediği bir sujet var, bir VTR var. Sözü onlara bırakalım. Acaba biz ne izleyeceğiz? Ama tabii Azerbaycan'a giderken her zaman olduğu gibi o içten alkışlarımızı da unutmayalım arkadaşlar. Memnunluqla ve alkışlarla biz karşılayırıq sizi paytaxt Bakıda. Studiyada əyləşən qonaqlarınızı salamlayırıq ve biz sözsüz ki biraz önce ifa təqdim eləyən Arzu xanıma, Azərbaycanlımıza da salamlarımızı yetiririk. Şövkət xanım doğrudan da bizim musiqimizin vuran ürəyidir. Ama o musiqini yaradan dəyərli bəstəkarımız Ramiz Mirişli var ki, bu yaxınlarda onun 80 illiyi qeyd olundu. Ona böyük sevgimizi, hörmətimizi yetiririk. Ayrıca Alper bəyə salamlarımızı yetiririk. Ve sözüm mən xüsusilə Alper bəyə olacaq, ona ünvanlayacağım. Biraz öncə Bakı ilə bağlı, Azərbaycan ilə bağlı bəzi fikirlərini söylədi. Çox dəyərli qonağımız Alper bəy. Diqqətinizə yetirmək istəyirəm ki, bugünkü Azərbaycan, bugünkü Bakı illər öncə sizin gördüyünüz və bildiyiniz Bakı və Azərbaycan deyil, əziz və dəyərli müsafirimiz. Bugün Bakı, bugün Azərbaycan özünün iqtisadi gücü ilə, özünün siyasi çevrədə olan hörməti ilə, özünün elmi, tibbi tərəqqisi ilə, mədəniyyət sahəsindəki yenilikləri ilə, regionda sənaye sahəsindəki islahatları ilə regionda bir liderdir. Yəni bugün öz gücü ilə, öz qüdrəti ilə, iqtisadi baxımdan dayanıqlığı ilə seçilən bir məmləkətdir və biraz biz bir klip təqdim eləyəcəyik, hansı ki Gözəlləşən Bakı adlanır. Xalq artisti Samir Cəfərovun ifasında özəlliklə sizi dəvət edirik bu klipə baxmağa. Çünki indi izləyəcəyiniz o kadrlar, o görüntülər Azərbaycanın bugün nə qədər inkişaf etmiş, nə qədər yüksək bir şəkildə, dinamik bir şəkildə dünyaya sanki bir belə deyək, yaxşı mənada özünün o gözəlliklərini, tarixini, nüfuzunu göstərən bir ölkəyə çevrildiyini görəcəksiniz və görüntüləri izləyin. Ama yolunuzu salın Bakı'ya, istəyirik siz de heyrətlənəsiniz bu gözəlliklərdən. Buyurun.
şəhərdə nəğmədir göy xəzərdə heydərli ilhamlı xoş günlərində gözəlləşən hər gün Bakı gözəlləşən hər gün Bakı şəhərdə nəğmə deyir göy xəzərdə heydərli ilhamlı xoş günlərində gözəlləşən hər gün Bakı gözəlləşən hər gün Bakı Heydərli ilhamlı xoş günlərində gözəlləşən hər gün Bakı gözəlləşən hər gün Bakı Bax belə, əziz tamaşaçılar, Respublikanın xalq artisti Samir Cəfərov gözəlləşən Bakı mahnısı ilə və biz güclü, qüdrətli ölkəmizə daha da çiçəklənmə və irəliləyiş arz edirik. Doğrudur. Deyirlər ki, bir ölkə bütün dünyada həm də mədəniyyəti, sənəti və sənətkarları ilə tanınır. Biz də hər zaman çalışırıq ki, dəyərli sənətkarlarımızı bax buradan ictimai televiziya vasitəsi ilə tanıdaq və sevdirək, belə deyək. Və sənin sözünə qüvvət bir məqamı da qeyd edək ki, bax biz hər zaman bu ortaq yayım hər iki ölkənin dəyərli sənət insanlarını dəvət edirik. Əzəldən bu belə olub. Azərbaycanla Türkiyə çox yaxındılar, qardaşdılar, tərəfdaşdılar və bugün Türkiyədə baş verən sevincli anlar bizim sevincimiz. Onlarda yaşanan kədərlər varsa, o da bizim kədərimizdir. Yəni, bu münasibətlər, bu əlaqələr özü sanki dünyanın bütün ölkələrinə bir örnəkdir. Yaşasın bu birlik, yaşasın bu dostluq. Amin, həmişə. İndi isə biz studiyamızda olan dəyərli qonaq larımızı təqdim eləyəcəyik əziz tamaşaçılar. Biz Mehriban Xəlilzadəni salamlayırıq. Təkəldüz Güləbətin xovlu tikmə ustasıdır. Bizim dəyərli sənətkarlarımızdan biridir. Bədürə Əliyeva, siz də xoş gəlmisiniz. Muncuqlarla toxuma ustasıdır Bədürə xanım. O da bizim dəyərli sənətkarlarımızdan biridir. Hər ikinizi ürəkdən salamlayırıq və xahiş eləyəcəyik ki, bax məşğul olduğunuz sənət növü haqqında bütün türk dünyasına bir balaca danışasız məlumat verəsiz. Buyurun Mehriban xanım, başlayaq sizdən. Bütün türkəllərinin salamlayırıq buradan. Salih bəyin qeyd elədiyi kimi olan kədər bizim kədərimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Bəli. Bütün türk xanımlarının ən gözəl əl qabiliyyətlərindən biri də tikmələrdir ki, mən də tikmələrlə məşğulam. Bilirik ki, bütün türk xanımların bir çox qabiliyyətləri var. Doğru. Və bunların içərisində bütün türkəllərində tikmələr çox geniş yayılmışdır və xanımların ən gözəl məşğuliyyətlərindən biridir.
Tikmələrin Azərbaycanda da çox geniş növləri var. Mən o növləri həm yaşatmağa, həm inkişaf elətdirməklə məşğulam. Azərbaycanda 13 növ tikmə nümunəsi var və mən onları işləyirəm, yaşadıram və burada da bəzi işlərim nümayiş olunur. Və mən söyləyim ki, əziz tamaşaçılar, Levent və Rita, baxın, bizim Mehriban xanımın əynində olan bu libas, başında olan bax bu gözəl papaq deyək, bəzək əşyası onun özünün əl işidir. Araqçın, üzr istəyirəm, onun özünün əl işidir və çox gözəl də bir, deyək, bizim o milli ornamentlərimizi həkk elətdirib bu işinə. Bədürə xanım, sizi salamlayırıq. Bir qədər siz o muncuqlarla toxuma sənətinin mürəkkəbliyindən, eyni zamanda da gözəlliyindən danışın. Mən də bütün Türkiyənin dünyasını salamlayıram və Somada baş verən hadisə, faciəyə görə dərin hüzünlə başsağlığımızı bildiririk. Çünki onların da sevinci bizim sevincimizdir, kədərlər əlbəttə ki, bizim kədərimizdir və çox yaxından hiss elədik, çox ağırlı hiss elədik. Mən də tətbiqi sənətin bu biraz çətin növündən məşğulam. Doğrudan çox çətindir. Bəli. Çünki sırf muncuq işidir. Gözünüzdə bir də sizin işinizdir. Doğrudur mu? Gəlin bir göstərək. Başqa bir material yoxdur. Fikir verin. Ancaq muncuqlardır. Ancaq muncuqdur. Muncuq muncuğa tikilir. Yalnız muncuqlardan ibarət bir işlərdir. Özdə bir qədər ağırdılar. Çünki burada sırf artıq belə deyək, muncuqlardır. Başqa bir şey yoxdur. Aha. Bir də bunu göstərməyimin səbəbi odur, Salih müəllim. Bilirsiniz ki, bizim xalçalarımız çox gözəldir və biz hər yerə özümüzlə xalçalarımızı apara bilmirik, əlbəttə ki. Ona görə mən bu işlərimdə xalçalarımızın fraqmentlərindən istifadə etmişəm. Sırf bizim Azərbaycan xalçalarıdır. Necə bilirsiniz, dövrü ilə, vaxtı ilə bunlar antik əşyalara çevriləcəkmi? Yəni, bunu zaman düzdür göstərəcək. Zaman deyə, amma mən heç nə deyə bilmərəm, zaman yəni göstərər. Yəni ki, bu cür əl işləri çevriləcəksən. Yəni, mən bu dəfə sizə sırf bu xırda işləri ona görə göstərirəm ki, hər yerə biz təmsil edə bilmərik, gözümüzlə xalçamızı apara bilmərik ki, bizim xalçalarımız belə. Yalçın müəllim, baxın siz də görün nə qədər gözəldir. Bu göz nurudur, bu insan əməyidir. Bir fraqmentim yəni geyib, hansı bir dövlətdə özü təqdim etmək, necə göstərmək, o da ki, bizim xalçamızın fraqmentidir, bizim o nəsə bir şey deyil. Bu boyun bağı da elə deyil mi? Bəli, boyun bağı. Onlar da mən bunu istifadə edirəm. Əlbəttə ki, sevə-sevə. Quba xalçamızdan bir fraqmentdir. Quba xalçası. Nə yaxşı. Bax belə, gözəldir doğrudan. Və bir də xalçalarımızdır. Salih müəllim əlbəttə ki, bilir xalçalarımızı. Xalçalar, hə, çox gözəldir. Bu yarımçı xalçamdır. Göstərək, eybi yox. Bu indi işdir, hazırlanır. Bu tamamlanmayıb. Levent, Rita, siz də baxın. Yəni bir qədər yarım bir şəkildə nümayiş etdiririk. Amma yəni burada da sırf astara eynidir. Yalnız və yalnız muncuqlardan istifadə olunub. Baxın, heç bir sap, heç bir ip yoxdur. Görün, nə qədər gözəl bir işdir və nə qədər böyük bir zəhmətdir. Gözünüzün nuru var olsun. Bəli. Çox sağ olun, Bədirə xanım. Bəli. Nə qədər vaxta dərsəyə gəlib bu Bədirə xanım? Təkcə bu bəlkə 4 aydır işləyirəm üzərində. Mənim xalçalarım 1 il, il yarım. Ona görə hər dəqiqə bir nəsə bir böyük işlə təmsil eləmək olmur. Var olasınız. Var olasınız. Mehriban xanımın da Salih burada bir xurcun var. Bayaq Mehriban xanım yaxınlaşın özü də. Olar mı? Gəlin siz də yaxınlaşın. Burada bizim studiyada da bəzi baxın bu təkəldüz sənətinə aid olan nümunələr var. Biz 2-3 dəqiqədən sonra keçirik Türkiyə. Ona görə zamanımız çox azdır. Mən istəyirəm nümayiş etdirək bircə dəqiqə. Mən sizə köməkliyə eləyim. Hə, çıxaraq bu mikrofonu. Gəlin zəhmət olmasa, bax, bu güşəyə, burada təkərdüz sənətinə aid olan nümunələr var. 170 bax belə xurcun hazırlayıb, əziz tamaşaçılar. Və bunların hər birinin bəzəkləri, əl işləri tamamilə bir-birindən fərqlənir və ayrı-ayrıdır. Gəlin, gəlin bura, Mehriban xanım. Burada çoxdur işlər, biz zamanımız yetməz qorxuram. Ona görə gəlin bir-bir danışaq. Bax, bu nə işdir? Məxmər teli tikmədir və bu tikmə ilə qədimdə də işlərimiz, yəni antik əşyaların üzərində də bu tikmə ilə işlər olmuşdur və hal-hazırda məxmər teli tikmə həm bərpa olunub, həm də bu cür müasir şəkildə davam etdirilir. Burada da qədim naxışlarımızdan istifadə olunub və onların bugünkü interiyerə uyğunlaşdırılmış şəkildə nümayiş etdiririk, işləyirik. Çox yaxşı. Bəs bu birisi işləriniz tanış edin zəhmət olmasa? Burada təkəldüz tikmə nümunəsidir. Burada bizim qədim tikmələr növlərimizdən biridir. Və bu tikmə isə, bu da məxmər teli tikmədir. Çox qədim tikmələrimizdən nümunələrdir. Bəs öndə olan işiniz? Qədim sənətimiz olan miniatür sənətinə müraciət olunub və burada da təkəldüz tikmə ilə bir miniatür nümunəsi hazırlanmışdır. İpək saplarla işlənilib, yenə də müasir interiyerə uyğunlaşdırılmış şəkildə
minyatür sənətinin yaşadılmasıdır. Çox gözəl, çox yaxşı və öndə olan, bax bu muncuqlarla işlər, Bədurə xanım, sizə aiddir mi o işlər? Onlar və divardakı. Və divardakı işlər. Bir qədər bunlar haqqında da istəyirsiniz, siz də məlumat verin, zəhmət olmasa. Burada bəzə əşyalarıdır, mən səhv eləmirəmsə. Bəli, onlar tamam başqa texnologiyanındır. Aha, orada nələrdən istifadə edirsiniz? Mən sizə indi göstərdiklərim sırf milli üslubdaydı. Orada avantqard var, misal üçün İspan üsulu var, sonra... Çox müxtəlif cür istifadə edilir. Onlar da yenə muncuqlarla işləndirir, deyilmi? Tamamsız muncuqlardır. Çox çətin. Misal üçün, ağ boyunbağıya... Bax bunu. Aha. Aha. Hə, baxın, görün. Siz orada nə qədər iş var. Misal üçün, təmiz kristallarlandır. Texnologiyası çox çətindir. Çox. Yəni... Hiss olunur baxanda da bəli. Ümumiyyətlə, hamısının texnologiyası çox çətindir orada. Sıradan bir iş yoxdur orada. Burada isə rəsm əsəridir sanki bir dənə muncuqlarla işləmişsiniz. Xosrov və Şirin, o da muncuqlandı. Bir fragment, bəli. Böyük Nizaminin Xosrov və Şirin əsərindəndi. Digər əsərlərimiz bizim. O da bizim, o da yenə, o da sırf muncuqdandı. Nizami Gəncəvinin xəmsəsindəndi. Yeddi gözəl də Azərbaycan gözəlidir. Səmənisi, Şamı. Bəli. Bu belə, bir də xalça, yenə xalçamızdır. Belə. Orada gəlinciklər də var, bunlar Mehriban xanımın əl işləridir, səhv eləmirəm, elə deyil mi? Növbəti bölümdə, biz danışacağıq. Çünki bilirsiniz mi, gözəldir bu işlər, gözü oxşayır. Adam istəyir hamısı haqqında məlumat versin. Biri də qalmasın diqqətdən kənar. Ona görə biz əksəriyyətini göstərdik, nümayiş elətdirdik. Böyük bir qismi də hələ gələn bölümümüzdə çalışacağıq ki, nümayiş elətdirək sizə. Hələlik biz gedirik qardaş Türkiyə Ankara studiyasına. Levent Rita, əzizlər, dəyərlilərimiz, söz sizdədir, buyurun. Evet Salih, gerçekten çok değerli konuklar var orada. Onlar sanatlarını bir taraftan konuştururken, diğer taraftan da insanların da istifade edebileceği çok güzel el emeği, göz nuru şeyler yapmışlar. Biz de onlara buradan çok çok selamlarımızı gönderelim. Rita, herhalde senin de çok beğendiğin şeyler vardı. Çok dikkatli bir şekilde izledin. Tabii. Ben de buradan Mehriban Hanım'ı ve Bəturə Hanım'ı salamlıyorum. Hakikaten de gördüm onların el işini. İkisi, her ikisi çok istedadlı bir hanımdı. Hakikaten de Təkaldız Azerbaycan'da çok enevi, böyle deyik, qədim bir sənətdir. Mən bildiğim xüsusilə Şəki bölgəsində o sənət çok məşhur. Demək olar ki, bütün kadınlar onu bacarırlar. O da doğrudan Təkaldız hakikaten büyük bir incelik tələb eləyir. Xüsusi diqqət tələb eləyir. Və o xüsusi bir istedad, yani insanın fantaziyası nə qədər çox olmalıdır ki, hər dəfə o parçanın üzərinə müxtəlif naxışlar həkk eləməlidir, naxışlar toxumalıdır ki, fərqli olsun. Elə Mehriban xanımın o geyisi üzərində olan o buta şəklində olan geyimi, xüsusilə araqçının da mənim diqqətimi çəkdi, Salih həqiqətən də çox gözəldir və buradan hər ikisinə biz uğurlar arzulayırıq. Evet, şimdi gelin stüdyomuzdan sohbete devam edelim. Hakikaten bir insanın hayatta en çok keyif alacağı şeylerden bir tanesi sevdiği işi yapmaktır diye düşünüyorum. Eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız her gün işinize güler yüzle gidiyorsunuz, elinizden geleni yapıyorsunuz, yorulmuyorsunuz, yorulsanız da bunu çok fazla önemsemiyorsunuz. Ama sevmediğiniz bir iş yapıyorsanız o sevmediğiniz iş size zulüm gibi gelebilir. Zaten siz... böyle bir söz söylerler Levent. En mutlu insanlar hangi insanlar? İşe seve seve gider ve eve seve seve dönen insanlar. Yani hem ailesini çok seven hem de işini çok seven insanlar mutlu insanlar. Verimli sayılır. De olurlar. Ama hakikaten her bir insan mesela olur uykudan durunca bazı işini sevmeyen de söyler. Aman yine mi ben işe gideceğim? Yani böyle insanlar var. Evet, evet. Mesela bu şeyde bu işini sevmeye insan bir kariyer kurabilir mi? Bacarıklı olabilir mi yani? Evet, şimdi burada kariyer felsefesi devreye giriyor. Bunu söylemem lazım. Kitapta sevgi kelimesinden çok bahsediyorum. Bunu biraz açıklamak istiyorum. Bu programda da buna vesile olalım. Mesela şimdi ben müzisyen arkadaşlarımıza baktığım zaman ki ben de müzik yaptığım için çok daha rahat hissedebiliyorum. Gerçekten severek işlerini yapıyorlar. Bazı arkadaşların gözlerinden yani bu belli oluyor, çok net. Sabahın köründe kalkıp geldikleri halde yine de o enerji ve şey var, aşk var. Şimdi şöyle bir şey var. Elimizden geldiğince ben birazcık burada kariyer danışmanı olduğum için maalesef biraz farklı kelimeler kullanacağım. Sevgi kelimesinden ziyade biz benimsemek ve keyif almak kelimelerini tercih ediyoruz. Sevgi kelimesinin açıkladığımızda, felsefi olarak açıkladığımızda daha ziyade tek taraflı bir ilişki olduğunu görüyoruz. Sevmek daha ziyade çoğu kez tek taraflıdır. Halbuki iş hayatı
çift taraflıdır. Yani ben size emeğimi vereceğim, siz de bana karşılığında para vereceksiniz. Yani bir al-ver ilişkisi var. Dolayısıyla da sevgi için başka şeyler söylememiz lazım. Örneğin ben bir çiçeği sevebilirim, müziği sevebilirim. Örneğin ben bir kadını sevebilirim. Halbuki işimi o kadar sevmemem lazım. Karşılıklı olmalı zaten. İşin yaptığın zaman karşılıklı olmalı. Efendim bunu arz ediyoruz kitapta. Bunu benimsemek, benimsiyorum. Benim benimsediğim işim. İdrak ediyorum, algılıyorum ve çok keyif alıyorum. İşimden çok keyif alıyorum. Kaliteli bir iş yapıyorum. Dolayısıyla mutluyum. Dolayısıyla mutluyum. Bunu söyleyebiliyorsak ve aşırı derecede de duygularımızı devreye sokmadan. Çünkü ekonomik sistem, kapitalist sistemde fazla duygulara yer yok. Bunu ifade etmem lazım. Özellikle de İstanbul piyasası gibi piyasalarda. Evet, bu arada tabii kitabınızda da şöyle bir şey söylüyorsunuz. Bunun yanı sıra diyorsunuz ki kaliteli ve keyif veren bir iş bulmak dünyanın en zor işidir diyorsunuz. Ve evet, arkana bakma, o tarafa gitmiyorsunu da bu kitabı evet, da bir kariyer, hayat ve iş dünyası perspektifi kitabı olarak evet, yorumluyorsunuz. Bunu biraz açalım tabii mı? Çok güzel. Şimdi esas odak noktası burası. Kaliteli ve keyif veren bir iş bulmak dünyanın en zor işidir. Kesinlikle altına imza atarım. Bunu ben 20 sene önce düşünüyordum bu konuda. Arkadaşların sırasında otururken, o yaşlardayken acaba böyle bir iş bulabilir miyim? Kalite ve keyif ortamını yaratabilir miyim? Hakikaten çok çalıştım. Belki bir 5-6 sene sadece bunun arayışıyla geçti. Ama şunu itiraf etmek lazım. Altyapıyı iyi hazırlarsanız, kendinizi doğru bir şekilde donanımlandırırsanız muhakkak kaliteyi yakalıyorsunuz. Ama bunun bir bedeli var. O bedeli ödemek lazım. Bedeli ödemeden o kalite ve keyif ortamı gelmiyor. Ve zaten de gelmemesi de lazım. Yani bir anda siz muhteşem bir ortamın içerisine girerseniz, bunu biz yaşıyoruz kariyer hayatında. Örnek vermem gerekir. Mesela diyelim ki iyi bir üniversiteden mezun oldunuz. Bunu İstanbul piyasasında arkadaşlar yaşıyorlar. İsim vermek istemiyorum üniversitelerin isimlerini. Ve direkt çok değerli, çok büyük şirketlerde işe başlıyorlar. Hemen. Yani ne zaman? 22-23 yaşında. Bunu ben doğru bulmuyorum. Çünkü siz bu kadar üst düzeyde şirketlerde işe başladığınız zaman Türkiye'nin gerçeklerinden orta ve alt kademe şirketleri tanımadığınız için piyasadan kopuk bir şekilde kendinizi yetiştiriyorsunuz. Halbuki piyasanın içerisinde bulunmak lazım. Örneğin kendimden örnek vermek gerekirse ben bu konuda gerçekten iyi çalıştım. Küçük, orta, büyük ve uluslararası en büyük kategoride ne kadar kategori varsa hepsinde çalıştım. Dolayısıyla benim söyleyeceklerim var. Yani ben küçük şirketlerin ne yaşadığını, orta kademe şirketlerin ne yaşadığını, büyük şirketlerin ne yaşadığını biliyorum. Oradaki kariyer damarlarının da ne olduğunu biliyorum. Dolayısıyla da arkadaşlara anlatacağımız çok şey olduğu için bu kitabı yazdım. Arkana bakma derken de şunu anlatmaya çalışıyoruz. Olay bitmiştir artık. Olay arkada kaldı. Siz kendinizi belli bir yere kadar getirdiniz. Bundan sonraki gelecek önemli. Bizim farkımız şurada. Benim farkım da naçizane. Ben kitapta geleceği anlatıyorum. Geçmişi anlatmıyorum. Dolayısıyla biz farklılaşıyoruz. Birçok değerli kitap var. Birçok değerli olay var. Ama ben birazcık daha fütürolojik bir şekilde, gelecek bilimsel bir şekilde geleceği önümüzdeki 10-15 sene anlatıyorum. Örnek vermem gerekirse marina işletmeciliği denilen bir daldan bahsediyoruz. Marina işletmeciliği Türkiye için çok yeni. Liman işletmeciliğinden çok farklıdır. Ya da ben nanoteknolojiden bahsediyorum. Nanoteknoloji daha Türkiye'ye dokundu, daha gelmedi. Halbuki 15 sene sonra üzerinizde giydiğiniz bütün giysiler nanoteknolojik ürünler olacaklar. Ve arkadaşların kullandığı müzik enstrümanları bile nanoteknolojiyle yapılmış müzik enstrümanları olacak. Dolayısıyla da bizim bunları bilmemiz ve anlamamız lazım. Eğer bugün bu arkadaşlar nanoteknolojiyi bilirlerse 15 sonrasında kendilerini hazırlayacaklar. Ama maalesef pas geçerlerse, bu mesela mühendislik fakültelerinde özellikle okuyanlar pas geçerlerse ve ben standart bir iş hayatım olsun derlerse arkadaşlar büyük ihtimalle önümüzdeki kariyer hayatı çok zorlu bir patikaya dönüşebilir. Yani diyorsunuz ki geleceğin gözde sektörlerini irdelemek, onları tanımak gençler için ve profesyonel olmak isteyenler için çok önemli. Eğer bunları bilirseniz hayata 1-0 önde başlayacaksınız. Levent Bey 1-0 değil, bana soracak olursanız en az 3-0. Birden daha fazla. En az 3-0 önde başlayacaksınız. Artık o kale, yani o goller çıkmaz. Yani 3-0 önde başlıyorsanız bir maça artık siz işi bitirmişsiniz demektir. Ya ben kitapta makroekonomik analizler de yapıyorum. Mesela Akdeniz bölgesinden çok bahsediyorum. Bulunduğumuz coğrafya Akdeniz Çanağı
ciddi işsizlik problemine uğraşan bir çanaktır. Burada başta İsrail olmak üzere Portekiz'e kadar, yani İsrail'den Portekiz'e kadar ciddi işsizlik var. Şimdi böyle bir ortamda genç arkadaşların çok farklı düşünmesi lazım. Örnek veriyorum, naçizane, lütfen kimse yanlış anlamasın. Ben mesela o sıralarda otursam bu kitabı en az 3 defa okurum. En az 3 defa. Çünkü kitapta o kadar ayrıntı var ki onları kapmak için birazcık daha fazla okumak gerekiyor. Şu anda da bazı okurlarımız sağ olsunlar ikinci okumalarını devirdiler. Üçüncü okumasına başlayan okurlarımız var. Çünkü detaya hakim olursanız geleceği planlayabilirsiniz. Ama okumazsanız geleceği planlayamazsınız. Evet, burada Rita, senin de eklemek istediğin bir şey var galiba. Size bilmek istiyorum Alper Bey. Mesela bazı insanlar çok bir işte çok duramazlar. Çabuk çabuk erken işini değişirler. Mesela burada başarı elde etmek, kariyer kurmak kolay mı o zaman yoksa? Güzel, çok güzel soru. Çok güzel soru. Şunu söylemek istiyorum. Bakın, iş hayatında ilk 5 sene çok kritiktir. Arkadaşlara dipnot olsun. Kitapta da yazıyoruz. İlk 5 sene çok kritiktir. 5 sene içerisinde iş değiştirebilirsiniz. 5 sene içerisinde adeta fantezi de yapabilirsiniz. Yani 4-5 tane iş değiştirebilirsiniz ilk 5 senede. 5. seneden sonra biz istikrar arıyoruz. 5. seneden sonra artık sistem oturmalı. 6. seneden sonra ben buradayım kardeşim. Ben A konusunda uzmanım. Örnek veriyorum kendime. Ben ihracatçıyım. Alper Kul çok iyi bir ihracatçıdır lafını 5. seneden sonra, ya da yönetmenseniz bir televizyon kanalında, Ahmet Bey çok iyi bir yönetmendir lafını 5. seneden sonra söylettirmeniz lazım. Aksi takdirde tehlike çanları çalıyor demektir. 27-28 yaşında ben hala mesleğime sahip olamadım, hala uzmanlaşamadım diyorsanız, bizim kapitalist sistem diyor ki size, çok teşekkür ediyorum, sizinle görüşmemiz burada sonlandırılmıştır. Dolayısıyla da ben burada, benim vazifem nedir? Bütün Türkiye'de, bütün gittiğim üniversitelerde ben Türk gençliğini, Türk halkını uyandırmaya çalışıyorum. Ve ilk 5 sene dikkat ve 30 yaşına kadar işi bitirin diyorum. 30 yaşından sonra Türkiye'de üzgünüm ama çok yaşlı addediliyorsunuz. Yaş geçmiş oluyor. 30'a kadar işin bitmesi lazım. Evet. Gerçekten aslında sebat etmek, eğer bir işi seviyorsanız ve işte bir işte başarılıysanız, o işte yürümek çok çok önemli zaten. Sizin de özellikle vurgulamak istedikleriniz şeylerden bir tanesi de buydu. Doğru CV yazmanın da öneminden de bahsediyorsunuz aynı zamanda. Bu da çok çok önemli. İsterseniz son olarak bununla bağlayalım. Son bir cümle alalım özellikle doğru özgeçmiş yazmakla ilgili. Sonrasında sizi uğurlayacağız. Yeni bir konuğumuz var, onu alacağız stüdyomuza. Ya şöyle bir şey var. Doğru CV yazmak, doğru hayatı kurgulamakla ilgili. Azeri meslektaşımızın söylediği gibi, ihtisaslaşma ve ilk 5 seneyi kurguladığınızda otomatikman geriye bir tek doğru CV yazmak kalıyor. Eğer artık, yani özür diliyorum ama, doğru CV yazamıyorsanız, o zaman ben profesyonel olacağım demeyin. Yani ben profesyonel olacağım demenin ciddi bir şey var. Benim mesela kendi CV'mi Belçika'daki bir özel bir uzmana yazdırttırdım. Bir arkadaşımın sayesinde. Yıllarca ben de özel CV modelleri kullandım. Buna rağmen yetinmedim. Şunu söylemedim. Ben bu işi çok iyi biliyorum. En iyi CV modeli bana aittir. Ben bu modeli değiştirmem demedim. Asla inatlaşmamak lazım. Eğer bir yerde bir model varsa o modeli getireceksiniz. O modeli getirdim. Kendi CV'mi şu anda bütün arkadaşlarla da paylaşıyorum. İsteyen arkadaşlar da sosyal medyadan benimle temas kurarlarsa ben CV'mi de, CV modelimi de paylaşıyorum. Her ne kadar İngilizce de olsa fark etmez. Önemli olan şey burada konsepttir, formattır. Ama teferruattır. Şu anda kitapta bahsettiğim bir sosyal medya sitesi var. İsmini burada zikretmek istemiyorum. Bir profesyonel sosyal medya sitesi. Yani zikredebilirim de, LinkedIn. Bu sitede uzmanlaşıp da bu sitede eğer CV'nizi monte ederseniz, burası profesyonellerin mecrasıdır. O zaman zaten geleneksel CV'ye ihtiyaç duymuyoruz artık. Geleneksel CV 4-5 sene sonra bu arkadaşlarımız piyasaya atıldıkları zaman 4-5 sene sonra geleneksel CV kalmayacak. Sadece biz sizi internetten keşfedeceğiz ama daha sonra biz arkadaşlardan başka bir şey isteyeceğiz. Katkı bildirgesi yazmalarını isteyeceğiz. Katkı bildirgesinin ne olduğunu ben kitapta yazıyorum. Aynı zamanda bazı önemli Amerikalı yazarlar da bu konuda fikirleri var. Okumalarını tavsiye ediyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Alper Bey. Sizi uğurlamadan isterseniz biz Arzu Hanım'ın da o güzel sesini bir kez daha dinleyelim. Tabii. Söylediğiniz bir şey vardı, o çok çok önemli.
biz hangi meslekte olursak olalım, ben oldum, ben bu işi yapıyorum, bu işte profesyonelim dediğimiz an aslında bizim bittiğimiz andır. Çünkü gerçekten hiçbir meslekte son yok. Çünkü sonu sürekli aramalı ve en doğrusunu bulmalıyız. En doğrusu belki şu an için bu ama biz dünkü halimizden eğer üstün değilsek bugün, o zaman bir sıkıntı vardır. Kesinlikle. Evet sevgili izleyiciler, programımız devam ediyor. Saatlerimiz 9.15 şu anda Türkiye'de, Azerbaycan'da saatler şu anda 11.15. 2 saat fark var biliyorsunuz. Ve Yeni Gün programı devam ediyor. Eğer programımıza yeni katıldıysanız bir kez daha hoş geldiniz. Eski eşyadan farkı nedir? Türkiye'de ve dünyada nasıl karşılanıyor? Müzayede nasıl yapılır? Sanat eserleri nedir? Yeni koleksiyonerlerin yetişmesi, bilinçlendirilmesi, koleksiyon yöntemi ve gelişimi çalışmaları az sonra Müzayede Evi yöneticisi Fulya Akyıldız'la Yeni Gün'de. Yasemenler saçımı yolar neyleyim.
Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün xüsusilə Arzu xanım həqiqətən də çox gözəl musiqilər seçib səsləndirmək üçün. Bu musiqi də çox məşhurdur Azərbaycanda. Rəsul Rıza yazıb sözlərini, səhv eləmirəm. Sonra da hallanır Nigar. Nigar da onun həyat yoldaşı olub. Hər ikisi Azərbaycanda çox məşhur tanınmış şairlər olublar. Çox sevilən bir parça, muhteşəm bir parça. Evet, çox sevilən, muhteşəm bir parça. Əməyi geçənlərə teşekkür ederim. Ayrıca orkestraya. Harikasınız, yani provasız. Çok güzel. Tabii ses de güzel olunca zaten siz hiç orkestrasız bile söyleseniz biz sizi büyük bir keyifle dinleriz. Öyle değil mi Ahmet abi? Eksik olmayın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Arzu Hanım'ın sesinde ben okuyanda hissedim. Azerbaycan, hususi Azerbaycan, o hissolunur Azerbaycan sesi diyen Azerbaycan özüne məxsus o ses var. Ayrıca Karabağlıyım yani. Yani o özellikle hissedim o mahnının necə, o həqiqətən bir Azerbaycanlı oxuyan. Eksik olmayın. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Senin sesin de güzel midir Rita? Yok. Benim ümumiyyətlə sesim yoktur efendim. Söylesen biz burayı terk eder miyiz? Bəli, terk eder. Hamı çıkıp yedir. Ona göre en yakışı mən olmasam yakışıdır. Peki, o zaman çıkışta bir dinleyelim biz Rita'yı program bittikten sonra, olur mu? Bakalım nasıl söylüyor. Bu arada bir diğer konuğumuz var, hemen tanıtalım. Hoş geldiniz programımıza. Fulya Akyıldız bizle beraber. Kendisi bir müzayede evi yöneticisi ve kendisiyle biz özellikle antikaları, eski eşyaları, her eski eşya antika mıdır? Bunları konuşacağız. Türkiye'de ve dünyada nasıl karşılanıyor? Bunları konuşacağız ama öncesinde isterseniz bizi izleyen coğrafyaya bir günaydın mesajınızı gönderelim. Sonra başlayalım sohbete. Evet, günaydın. Hoş geldiniz. Kısa ve öz. Peki, birazdan Azerbaycan'a sözü bırakacağız ama bırakmadan önce söyledik ya antikayı konuşacağız. Peki, antika algısı nasıl olmalı? Antika nedir? Her eşya antika mıdır? Bununla başlayalım isterseniz. Şimdi eskiden kalan, bizde bir yüzyıl sözü vardır ama eskiden kalan birçok eşyaya antika deniyor. Fakat antika bu eski eşyaların içindeki bir bölümdür sadece. Kendi yaşıtlarından ayrılan da üzerindeki işçilik, nadirlik ve kullanılan malzemenin kalitesi. Bunlar antikayı belirler. Bir de ayrıca döneminin özelliklerini çok iyi yansıtan bir örnek olması. Biz bu belirlediğimiz birkaç kriterle beraber bu örnekleri antika olarak değerlendiriyoruz. Diğerlerini değerli eski eşya olarak. Tarihi eser, antika tarihi eser sayılabilir mi ya? Tarihi eserler, antik eserler sayılabilir mi? Tarihi eser farklı bir kavram. Farklı çünkü orada tabii yani kanunen de farklı taşınabilir kültür varlığı olarak adlandırılıyor tarihi eserler. Onun alımı satımı kısıtlıdır. Bizim çalıştığımız
dünyanın sanat tarihi içerisinde diyelim ki son 200 yılı kapsayan veya 300 yılı kapsayan eserleri konuşuyoruz. Onun öncesi daha çok tarihi eser olarak nitelendirilebilir. Tabii bir de şöyle bir şey var. Şimdi baktığımız zaman hepimizin evinde, sizin evinizde de belki Arzu Hanım, belki Salih'in evinde, Aynur'un evinde de ya da oradaki diğer konuklarımızın da evinde çok eski eşyalar olabilir. Elbette, tabii. Biz bunu belki antika olarak biliyoruzdur. Ondan sonra benim evimde bir antika var. Acaba bunu ben nereye göstersem değerini ya da hangi yüzyıldan kaldığını öğrenebilirim diye sorarsa eğer, herhalde doğru cevap alması gereken kişilerden bir tanesi siz olursunuz ancak, ama biz peki bunu neye göre değerlendirmeliyiz? Herkesin evinde bir eski eşya var ve birçoğuna göre antika bunlar. Tabii ailesinden, büyüklerinden kalma bir sürü eşya var ama bunların değerlendirmesini evde kendini yapma imkanı yok. Tabii büyüklerinden bir şeyler duymuşlardır mutlaka eşyalarla ilgili ama bu da tam olarak gerçeği yansıtmayabiliyor. Bu noktada biz devreye giriyoruz. Bize başvuruyorlar. Öncelikle çok da kolay artık her şeyi bu internet ortamında bir fotoğrafla ön ekspertiz yaptırabiliyorlar. Eğer daha ileri aşamaları gerekiyorsa incelenmesi, biz eseri istiyoruz. Bir de kendimiz inceliyoruz tekrardan. Öyle bir sistem yürüyor. Mesela kaç yıllık bir eser, bir eşya, antik eşya sayılabilir? Şimdi en azı bu. Uzağını değil de yakını söyleyeyim. Yakın, evet. 1930'lardan kalma bir eşya da antika sınıfına günümüzde giriyor artık. Bu dünya tarihi için de işte iki savaş arası dönemdir ve sanat tarihinde çok ciddi bir dönemdir. Bu dönemi de biz kapsıyoruz. Ve öyle bir şey söyleyeyim. Size 1930'lardan veya 35'lerden kalma bir obje, belki 1800'lerin başından kalmış bir objeden çok daha fiyat olarak kıymetli ve önemli olabiliyor. Burada yaş değil de özellikler devreye girmiş oluyor. Evet. Gerçekten aslında baktığımız zaman biz sizin de söylediğiniz gibi hem Türkiye'de hem de dünyada bu farklı olarak algılanıyor. Özellikle Türk dünyasıyla dünyanın algılaması arasında bir fark var mı? Kısaca bunun da cevabını alalım. Sonrasında sözü biz Azerbaycan'a bırakacağız. Doğrusu çok büyük bir fark yok. Yani dünyanın her coğrafyasında bu algı aynı şekilde yürüyor. İşte o noktada da uzmanlar devreye giriyor ve amatörlere yardımcı oluyoruz. Peki. Daha soracağımız çok soru var. Bir müzayede nasıl yapılır onu çok merak ediyoruz. Evet. Hakikaten. Bunun bir okulu var mı? Siz nasıl başladınız? Bunun serüvenini merak ediyoruz. Ve özellikle yeni koleksiyonerlerin yetişmesi, içlendirilmesi için de yapılacak bazı şeyler vardır muhakkak. Onları da dinleyeceğiz size. Ve Arzu Hanım, bundan sonraki projeleri de birazdan dinleyeceğiz. Ama sözü gelin biz şimdi Azerbaycan'a bırakalım. Ve biz biraz önce Arzu Kurbani'nin o güzel sesini dinledik. Ama diğer tarafta da çok usta bir ses var. Yalçın Rızazade diğer tarafta ve şu anda ikili pencerede kendisini görüyorsunuz. Gerçekten Azerbaycan'ın en güzel seslerinden bir tanesi ve onun çok güzel seslendirdiği bir eser var. Sen de bilirsin, daha önce dinlemişsindir Rita, Daha Ayrılmayalım diye bir eser var. Türk eseri Zeki Müren'in seslendirdiği bir mahnıdı. Bunu biz Yalçın Melmi'nin ifasından da dinlesek burada bence herkes çok sevinir. O melahetli sesiyle Yalçın Melmi biz dinleyelim. Evet, şimdi gelin sözü biz Azerbaycan'a bırakalım ve o güzel sesi bir kez daha dinleyelim ama alkışlarımızı eksik etmeden. Geldin sustun bu görüş
yüreğine yük idi. Belki nece tereddüt kaherden büyük idi. Ellerinde titreyen elin o el değildi. Yok yok İrem'e dirili elin o el değildi. Ellerimde titreyen elin o el değildi. Yok yok İrem'e dirili elin o el değildi. Gerek yüzünü bileydin, ruh yorur can eridir. Bu belkeler niceler dolaşık yol kimidir. Dolaşık düşünceler karışık yuhu kimi. Ayrılsak illerimiz kövrekleşer inceler. Açılmaz bilmeceydin, ya çetin sınağıydın. Gelmiştin yüreğimden, ne kadar uzağıydın. Ellerimde titreyen, elin o el değildi. Yok yok İrem Edirli, elin o el değildi. Ellerimde titreyen, elin o el değildi. Yok yok İrem Edirli, elin o el değildi. Gerek özün bileydin, ruh yorur can erdir. Bu belkeler niceler dolaşık yol kimidir. Dolaşık düşünceler karışık yuhu kimi. Ayrılsak illerimiz kövrekleşer inceler. Karışık yuhu kimi. Ayrılsak illerimiz kövrekleşer inceler. Gerek özünü bileydin, ruh yorur can erdir. Bu belkeler niceler dolaşık yol kimidir. Dolaşık düşünceler karışık yuhu kimi. Ayrılsak illerimiz kövrekleşer inceler. Ayrılsak illerimiz kövrekleşer inceler. Ayrılsak illerimiz kövrekleşer inceler. Yalçın müəllim, çox sağ olun. Var olun, səsiniz var olsun. Var olun. Ruhumuz qidalandı Yalçın müəllim. Səsiniz hər zaman zirvələrdən gəlsin. Nə qədər gözəl olardı bəlkələr, necələr olmasaydı ümumiyyətlə. Amma hər bir insanın dilində var bəlkə necə, amma çox sağ olun. Valla, bəlkə də bir çox insanın düşüncəsini siz dilə gətirdiniz. Bax, bu nəğmə ilə müəlliflər sağ olsunlar. Çox gözəl bir əsər yaradıblar. Bəlkələr siz düz buyurursunuz, az olsa daha həyatda yaxşı olur. Əlbəttə, amma nə fayda? Hamımızın bəlkələr kimi bir düşüncələrimiz var. Qonşu studiyada dəyərli bir xanım qonağımız qatıldı proqrama. Ona sevgilərimizi, salamlarımızı yetiririk. Fülya xanım, xoş gəldiniz, xoş bulduq sizi. Və çox dəyərli söhbətlərinizə biz də qulaq verdik buradan, Bakıdan və davam edirik öz studiyamızdan. Əslində, bizim sizin studiya yoxdur, ortaq yayımdırsa demək ki, bir proqramdır və bir yayımdır. Mən istəyirəm önəm verək indi Yalçın müəllim, Mehriban xanımın deməli, xüsusi ziynət əşyaları taxıb, hansı ki, antik dövrü əhatə eləyən ziynət əşyalarıdır. Biraz Mehriban xanım məlumat verərdiniz, nə olar o gözəl qolbağınız, o boyunbağınızla bağlı? Xanımlarımızın antik bəzək əşyalarıdır, qolbaqdır, sinəbənd sayılır. Bəli. Və bu sinəbəndin səs salan hissələri var və bunun xüsusi mənası var.
Qədimdə xanımlar bunu giyərdilər ki, xanım gələndə məclisdə oturan bəylər bilərdi ki, xanım gəlir səsindən və oturanlar məsələn oturuşuna və söhbətə diqqət edərdilər. Bu sırğalar da, bunlar dəs antik əşyalardır və anam bilirsiniz ki, kolleksioner idi, həm də öz kolleksiyası vardı, həmin kolleksiyadandı. Mühər xanıma gözəldir. Çox maraqlı ola biləcək bir əşyalardır. Doğrudur. Mehriban xanımın anası Arifə xanım özü Azərbaycanda çox tanınmış təkərdüz ustasıdır, sənətkardır və Mehriban xanım anasından irsən davam etdirir bax bu sənəti. Bu da bir gözəl diqqətə layiq məsələdir. Maraqlıdır, bəs sizin necə? Tələbələriniz var Mehriban xanım? Bu Bədura xanıma da aiddir, sizə də. Yəni öyrənmək istəyənlər, çünki elə sənət yaşadırsınız ki, yaşamalıdır, gələcək nəsillərə ötürülməlidir. Maraqlananlar, gəlib öyrənmək istəyənlər var mı? Qeyd edeyim ki, bu əşyalarla bağlı bir də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bunları xanımlar gündəlik geyim məsələrdə hal-hazırda xına mərasimlərində bu tikməli əşyalardan, geyimlərdən çox istifadə edirlər hal-hazırda. Bu çox populyar və yayılmış bir sənət növünə çevrilir. Get-gedə sayənizdə və mən qeyd edeyim ki, buna uşaqların da marağı, ailələrin marağı da çoxdur. Müraciətlər də çox olur. Mən hal-hazırda hər bir sahənin professionalı olmaq üçün müəyyən bir təhsilini almaq vacibdir yəqin ki. Və bunu da öyrənmək istəyənlərə biz ilk öncə rəssamlıqdan başlayaraq öyrədirəm. Hal-hazırda tələbələrim var və bu tələbələr də müəyyən aşağıdan başlayaraq, yəni bu rəssamlıqdan başlayaraq inkişaf elətdiririk. İçində deyim ki, istedadlı uşaqlar da var və bu uşaqlardan bəzilərinin birinin işini Zümrüdün burada kuklaları nümayiş olunur. Gəlinciyi var. Tələbələrinizin işidir. Zümrüd adlı bir qızın işidir və o gəlinciyi həmən o tələbəm hazırlayıb. Mən istəyərdim ki, bunu TRT Avaz və İctimai Kanala hədiyə olsun. Bu iki cüt bacıdır. Biri TRT Avazda qalsın, biri də Yeni Gündə qalsın. Çox yaxşı. Hərdən söhbətləşərlər. Çox yaxşı. Qoyun, mən götürüm onu nümayiş elətdirək. Yəni, lap daha da yaxından. Bu Mehriban xanımdan Ləvənd, Rita, bizim proqramlara bir hədiyədir. Babuların biri bizdə, biri isə sizin üçün Mehriban xanım hədiyə elədi. Görün nə gözəl gəlinciklərdir və biz böyük məmnuniyyətlə bunu xatirə olaraq saxlayacağıq. Bizim biri sizə qoy, Ərməxan olsun. Mən deyirəm, bəlkə Yalçın müəllimdən Bədura xanım, necə bilirsiniz, bir mahnı da dinləyək, yaxşı bir mahnıya da qulaqsaq dəyərli sənətkarımızdan. Sonra indi imkanımız olacaqsa artıq Bədura xanımın da yekun fikirlərini alacağıq. Buyursun, dəyərli sənətkarımızı gəlin bir alqışlayaq hər iki studiyadan və gözəl bir mahnı oxusun bizim üçün. Nəğmə qundu dodaqlara Dönüb baxdım uzaqlara Səni gördüm, ay sevgilim Yel toxundu yarpaqlara Nəğmə qundu dodaqlara Dönüb baxdım uzaqlara Səni gördüm, ay sevgilim Bir mehriban üz görəndə Cütanla göz görəndə Qara xallı qız görəndə Səni gördüm, ay sevgilim Bir mehriban üz görəndə Bir cütanla göz görəndə Qara xallı qız görəndə Səni gördüm, ay sevgilim Küsəndə mən Ya fikirli gəzəndə mən Gözəllərin gözündə mən Səni gördüm, ay sevgilim Ya özümdən küsəndə mən Ya fikirli gəzəndə mən Gözəllərin gözündə mən Səni gördüm, ay sevgilim Bir mehriban üz görəndə Bir cütanla göz görəndə Qara xallı qız görəndə
yaşlı kız görende seni gördüm ay sevgilim. Okuyanda, kuşlar nağme okuyanda, yıldırımlar şığıyanda, seni gördüm ay sevgilim. Bahar halı tokuyanda, kuşlar nağme okuyanda, yıldırımlar şığıyanda, seni gördüm ay sevgilim. Bir mehriban yüz görende, bir cütala göz görende, kara halı kız görende, seni gördüm ay sevgilim. Bir mehriban yüz görende, bir cütala göz görende, kara halı kız görende, seni gördüm ay sevgilim. Karahallı kız görende seni gördüm ay sevgilim. Çok sağ olun Yalçın Bey'le, minnettarım. Çok sağ olun değerli sənətkar Yalçın Rızazade. Buyurun eyleşin Mehriban Hanım, Bedure Hanım. Eliniz kolunuz var olsun. Siz ki bu güzellikleri yaradırsınız. O kalbinizin güzelliğini, gözünüzün güzelliğini eserlere ötürürsünüz. Buna göre sonsuz teşekkürümüz size. Çok sağ olun. Can sağ olun. Yalçın Bey'le sesiniz hemşe böyle gür gelsin. Amin. Hemşe yükseğden gelsin. Teşekkür ederim. Ben bir de diyorum ki çok büyük güzel verilişti. Ben size büyük minnettarımı bildiririm. Çünkü ben doğma sesleri Türkiye'den eşittim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Var olasınız. Ve biz sözü ötürürük Levent'le Rita'ya. Çünkü onlar da artık programın sonuna yakın söyleyecekleri var. Buyursunlar. Sağ ol Salih. Çok sağ ol Aynur. Hakikaten de Yalçın müəllim çok güzel oxudu. Burada bizim stüdyoda da böyle herkes oynamak istiyordu. Baxırdın herkes sümüzünü eləyir mahnını. Hakikaten de əhval ruhiyyələr burada herkesin çok yüksek oldu. Yalçın müəllimə bir daha ağzınıza sağlık deyirik. Çok sağ olun. Çok güzel o Yalçın müəllimin sesini. Mən burada işitməyimdən şəxsən çok sevindim. Teşekkür ederim size Yalçın müəllim. Evet artık biz sözü bir kez daha Azerbaycan'a bırakacağız ve bugünlük veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta biz yeniden Azerbaycan'la bir arada olacağız. Yalçın Muallim'e gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklara da selam gönderiyoruz. Azerbaycan'a da selamlar ve İctimai Televizyonu'nun bütün oradaki çalışanlarına da selamları gönderiyoruz. Ve haftaya biz yine Salih ve Aynur'la buluşmak üzere. Sözü gelin bir kez daha Azerbaycan'a bırakalım. Ne mutlu ki bu haftada Azerbaycan'la güzel ve ortak bir yayın yaptık. Hep bu bizim birlikteliğimiz bu şekilde bu güzelliklerle devam etsin ve alkışlarla gelin biz bir kez daha sözü Azerbaycan'a bırakalım. Başta təbii ki Levent ve Rita olmaqla biz de teşekkürümüzü bildiririk. Qonşu studiyada olan bütün qonaqlara minnettarıq ve düşünürük ki bu seherde beraberce tamaşaçılara bütün Türk dünyasına təqdim elədiyimiz mövzularla, qonaqlarla beraber zövq bəxş eləyə bildik. Əzizlerimiz vidalaşırıq sizinle gələn həftəyə qədər. Gələn həftə mütləq yenidən ortaq yayımda bütün Türk dünyasına səslənəcəyik. Ve biz de yekunlaştırarak programımızı Levent, Rita bugünkü yayımdan dolayı bütün əziyyəti olan ekibe, yaradıcı heyete, her iki studiyada çalışanlara teşekkürümüzü bildiririk. Ve Türk dünyasının büyük şairi, Azerbaycan'ın halk şairi Bəxtiyar Vahabzadənin güzel bir fikri var ki, bir ananın iki oğludur Azerbaycan Türkiye ve bir ağacın iki qoludur Azerbaycan Türkiye. Bax bu birlik əbədi olsun, həmişə yaşar olsun, daimi olsun. Necə ki tarixdən bəri olub, necə ki bugün davam edir. İnşallah ki dövlətlərimizin o gücü, qüdrəti sayəsində sabahlara da çox aydın, gözəl pəncərələrdən açılıb boylanacağıq. Hər iki ölkə, hər iki dövlət. Sağollaşırıq sizinlə növbəti yayımlarımıza qədər. Salamat qalın, əziz dostlar. Əlilik. Oh,
Azerbaycan, Azerbaycan ruhum canım, yüreğimde akan kanım, vardır benim bir ünvanım, altar yurdu Azerbaycan. Vətən məğrur dayan, həm yüksələn, həm ucalan, sən oğlan Azərbaycan. Parçalanmış zaman-zaman, əziz vətən məğrur dayan, həm yüksələn, həm ucalan, sən oğlan Azərbaycan. Evet sevgili izleyiciler, stüdyomuzdayız ve bugünlük Azerbaycan'la bağlantımızın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yine tabii ki bağlantılarımız olacak. Ve hemen stüdyomuzdaki konuklarımızla biz hem sohbete hem de müzik üzerine konuşmaya devam edelim. Ama sohbet öncesinde gelin kulaklarımızın pasını bir silelim. Arzu Kurbani'nin o sesini bir kez daha dinleyelim. Bu kez aşık sazıyla bir, daha doğrusu bizde de bağlama da deniyor. Bağlamaya da çok benziyor. Benziyor ama. Ama aşık sazı aşık olarak. Aşık sazı. Evet. Kars, Iğdır, o yörelerde çalanan ozanların sazı. Peki. Çalma tekniği çok farklı. O zaman sizi dinleyelim, ondan sonra biraz bir sohbet edelim. Bir örnek sunacağım ben size de yani. Peki. Arzu Kurbani. Oh, my God.
Həcər kimi anam da mərd, Həcər kimi anam da mərd. Mərddən olan olmaz, namərd dərdin alım, oy dərdin alım. Dosta dostan düşmənə dərd, dosta dostan düşmənə dərd. İlqarıdır, ilqarıdır, türk göz yam, oy türk göz yam, oy dərdin alım. Xoş arzum, xoş həyatım, xoş arzum, xoş həyatım. İl qara düz, il qara düz, il qara düz. Türk gözü yam, ay türk gözü yam, ay dərdin alım, ay dərdin alım. Nereli olduğumu bildirdim yani. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Aşık sazını da çok güzel bir şekilde icra ediyorsunuz ama sizin asıl alanınız tar diye söylemiştik. Tar. Ben aslında Azerbaycan Konservatuvarı'nda tar okudum. Biz 93 senesinde Azerbaycan'dan söz ederken bizim muğamlarımızı muhakkak vurgulamak lazım. Bizim kültürümüzün, müziğimizin ana kalbi olan muğamlarımızı. Muğamdan bahsedersek Azerbaycan kadınların muğam öğreticisi, ustası Sakine İsmailova'yı muhakkak vurgulamak istiyorum. Çünkü Azerbaycan'da ilk defa 93 senesinde kadınlardan oluşan trio, üçlü, genelde erkekler çalar. Tarı, kavalı, kemançayı, bayanlar da çalar ama üçü de bayan, ilk defa Sakine Hanım İsmailova kurdu. Azerbaycan'da kadınlardan oluşan kadın triyosu. Biz onunla Paris'te Arap Üniversitesi'nde 3000 kişilik bir konser verdik. Bizim CD'miz çıktı. Yani bu çok belirli bir işti. Buradan da Sakine Hanım'a çok selamlarımı gönderiyorum. Çok seviyorum kendisini. Ve ondan sonra çok güzel usta, muğam ustalarımız var. Onlara da sevgilerimi gönderiyorum ama Sakine Hanım bütün bayanların, bütün hanım sanatçıların başında geliyor. Ayrı bir yeri var. Ayrı bir yeri var. Okuma değil, öğretici. Hem çok güzel icra eder, hem çok güzel usta bir öğretmendir. Hocadır, muğam hocası. Çok teşekkür ederim. Canı sağ olsun. Zaten biliyorsunuz muğam da Azerbaycan'dan dünyaya kazandırılan bir özellikle somut olmayan kültürel miras listesine baktığımızda Azerbaycan'da da yer alan, gerçekten dünya müziğinde yeri olan ve birçok sanatçının da artık icra ettiği özelliklerden bir tanesi, eserlerden bir tanesi, Azerbaycan'ın kattığı şeylerden bir tanesi diye söyleyebiliriz. Bu arada Fulya Hanım, siz de çok dikkatli bir şekilde dinlediniz Arzu Kurbani'yi. Sanki bir daldınız, siz de oralara gittiniz. Özel bir ilginiz var mıdır? Müziği seviyorum. Yani müzik özel hobim. İçeride konuştuk önce, evet. Beraberce. Tabii canlı dinlemek müthiş bir şey o da. Çok farklı bir duygu. Çok güzel bir arşivi duygu varmış. Siz öyle mi? Ama benim daha çok rock müzik. Rock müziği, evet, üzerine. Evet, rock müzik üzerine. Yani orada biraz daha geliştirdim kendimi. O müziğin her dalı çok güzel ve tabii, önemli. Tabii hep söylüyoruz ya, evrensellik söz konusu olunca müziğin hangi dalı ya da hangi dili türü olursa olmaz olsun, evet, dini olmaz. Dinlediğinizde size hoş gelen bir müzik, sizi etkileyen bir müzikse o kadar, başka söze dahi gerek, evet, yok. Tek geçerli kriter bence sanat. Yani sanat özelliği olduktan sonra yani her şeyin tadı bambaşka oluyor. Yani bu popüler kültürün üretimleri, seri üretimleri bir kenara bırakıyorum ama içinde sanat olan her şey çok güzel. Siz müziğe böyle bağlı olmanız sizin işiniz de bir sanat işi. Tabii, evet. Yani onun için belki bu bağlılık, bu sevgi var. Sanat işi, sanat yani olunca her şeyi sevgi. Her türü her insana çok büyük zenginlik katıyor. Yani herkes için geçerli bu. Bizler için, biz profesyoneliyiz ama yani insan olarak da bugün koleksiyoner yetiştirdiğimiz zaman da ben onu görüyorum. Yani insanların hayata bakışı, dünyaya bakışı çok daha farklı oluyor. Ve onu bir paylaşım aynı zamanda, koleksiyonlarını genişleterek daha sonra insanlarla paylaşıyorlar o kültürü. Çok büyük bir alışveriş.
Peki o zaman yeri gelmişken, siz de tam bu konudan bahsetmişken, koleksiyonerlerin yetişmesinden, bilinçlendirilmesinden, koleksiyon yönetiminden ve bunun gelişiminden biraz bahsedecek olursak, nasıl bir süreçtir bu? Şimdi bu insanların belli bir seviyeye gelmesiyle başlıyor. Yani bu çocukluktan gelen bir merak da olabilir. Çocukken de hepimiz bir şeyler toplardık, pul biriktirirdik, para biriktirirdik. Fakat belli bir seviyeye geldikten sonra, kültürel birikim ve altyapı oluştuktan sonra zaten sizi hayat bir yerlere yönlendiriyor. Bazı insanlar sanata yöneliyor. Yani sanat eseri, işte müzeler geziyor, sergiler geziyor ve bir sanat koleksiyonculuğuna doğru adım atıyor. Bunu çok ileri düzeye taşıyan insanlar da olabilir veya işte porselen koleksiyonu yapabilir bir insan. Yani bu tamamen sizin zevkinizin sizi yönlendireceği yönle ilgili. Ayrıca bir şey var, bizim gibi profesyoneller bu noktada devreye girip size sizin görmediğiniz veya o güne kadar yani aklınıza gelmeyen başka konulara da yönelmeniz de bir kapı açabilir. O tür yani danışmanlıklarımız veya koleksiyon yönetimlerimiz de o şekilde oluyor. O şekilde mesela Ankara'da çok ciddi bir Çin porseleni koleksiyonu yapan bir beyefendi var. Yani dünya çapında bir koleksiyon oldu. Biz de katkı verdik. O da farklı alanlardan topladı. Çok güzel şeyler bunlar tabii, zenginlik. Peki Fulya Hanım, enteresan mesela benim için hangi eşyalar antik eşyalar sayılır? Mesela bir neler olur ki burada, o antik eşyaların içinde neler olabilir? Şimdi bakın, bunu tam olarak anlatmak gerçekten çok uzun bir iş. Çünkü bu objenin niteliğine göre, yani bir porselene göre değişir, cama göre değişir, bir bronza göre değişir, işlemeye göre değişir. Sadece bir bölümünden bahsedeyim. Mesela işlemelerden bahsedeyim. Bizim kendi kültürümüzde de çok olan, herkesin evinde büyüklerinden kalma işlemeleri vardır. Onların tabii kullandığı ipliğin kalitesi, bezin dokuması, üzerindeki işin nadirliği. Yani aynı motifler bizim yüzyıllardır devam ediyor ama o hanım bir yaratıcılık katmıştır. Çok ustadır eli, çok güzel işler. Ve içine bir nar koyar, oraya bir detay koyar. Günümüze geldiği zaman biz onu diğerlerini görmeye alışığızdır. Ama onu gördüğümüz zaman işte bu deriz. O nadirlik, o özellik. Hemen o yaratıldığı devirdeki o özellikleri, hemen dövrün özellikleri tabii olması gerekiyor. Mesela o dönemde narlar işlenmiştir diyelim, işlemeleri. Ama bir tanesi çok farklıdır. Onu böyle bir tabağın içine koymuştur. Yani sanat katmıştır daha doğrusu. Günlük kullanımın dışına çıkarmıştır. Ve o tabii bugünümüzde antika olarak kalıyor. Evet, bu arada siz de görüntüler izliyorsunuz sevgili izleyiciler. Süremiz çok azaldı. Son bir soru yönelteyim size ben Fulya Hanım. Şimdi hepimizin merak ettiği şeylerden bir tanesidir. Biz ancak bunu filmlerde, dizilerde görmüşüzdür. Ben bugüne kadar hiçbir müzayedede bulunmadım. Evet. Bir müzayede nasıl yapılır? Bize bundan biraz bahseder misiniz kısaca? Biz Ankara'da uluslararası müzayede yapan Türkiye'deki 3-4 kuruluştan biriyiz. Ankara'da tekiz. Müzayedeler evden gelen eşyaların toplanmasıyla başlıyor. Evlerden geliyor eşyalar. Bunlar bizim uzmanlarımız tarafından, uzman kurullarımız tarafından. Çünkü bir iki kişi değil, her konuda mesela hat konusunda başka uzmanlık var. Efendim yazma eserler konusunda başka uzmanlarımız var. Toplanılıyor, eserler inceleniyor, bunlarla ilgili bilgiler derleniyor ve böyle bir kitapçık çıkıyor önce. Bunlar bütün koleksiyonerlerimize Türkiye'de dağıtıldığı gibi yurt dışında İngilizce olarak yayınlanıyor büyük siz sanat portallarında. Siz onu eğer verirseniz tabii, biz de onu hemen kameraman arkadaşlarımızla tüm izleyicilere gösterelim. Bu geçen tarihi 2012 yılında Kasım ayında yaptığımız bir müzayede yurt dışından da katılım oluyor ve müze kontrolünde yapılan bir satıştır. 3 saatlik bir emek arkasında, yani 3 saatlik bir satıştır, 6 aylık bir emeği barındırır arkasında. Tabii çok sürpriz satışlar olabiliyor, çok farklı fiyatlar oluşabiliyor.
Orada bütün açıklamaları, fiyatları, eserlerin yer alır katalogda. Yaklaşık 300 eserlik bir müzayede edilir. Bizim en pahalı eser kaça olur mesela? İşte en ucuz eser mesela kaça almak olur? Şimdi şöyle, ben bazı rekor satışlar getirdim. Burada fotoğraflarda da eğer verirlerse rejiden. Bazı eserler ve fiyatlarını getirmiştik. Çünkü çok özel eserler çıkıyor zaman zaman evlerden. Bir sakalı şerif kutusu çıkmıştı mesela yıllar evvel. O sanıyorum bir müzeye satıldı. Yüksek bir bedelle satıldı. Tabii tablolarda çok büyük çekişmeler oluyor. Çünkü sanat eseri koleksiyonculuğu bizde çok gelişti. Burada görüyorsunuz. Osmanlı Pazarı'nın özel yapım bir kahveden. Yanında açıklamaları var, uzun uzun yazmışız. O da Ankara'da satıldı. Bazen tabii yurt dışından talepler de oluyor. Uluslararası antikalar sattığımız için. Bu şekilde. 6 ay çalışıyorsunuz, 3 saatte tüketiyoruz. Evet. Müzayedeler biraz hızlı satışlar ama çok heyecanlı, çok zevklidir. Yani katılımı farklı bir dünyaya girmiş gibi oluyorsunuz zaten müzayede salonuna girdiğiniz zaman. Herkes mutlu oluyor. Evet. Alamayan üzülüyor. Alabilenler çok mutlu oluyor tabii. Orada bir savaş sanat var bir yerde. Yani. Evet, yani iyi bir esere sahip olmak için. Çünkü o katalog kapağındaki eser orada. Mesela bu Türk resminde çok önemli müzelik bir eserdi. Marmaris'in eski halini gösteren belgesel bir eserdir. Sanatın böyle bir özelliği de var tabii. 100 bin liranın üzerinde bir fiyata satıldı. Tablo muydu? Tablo. Evet, evet. Hastaları var bu işin. Tabii, mesela Salvador Dali'nin bir tablosu alabilir Van Gogh'un. Yani Salvador Dali'nin bir portfolyosu geldi bize. Bakın onu anlatayım, çok enteresandır. Amerika'dan bizi aradılar. Amerika'dan bir koleksiyoner tabloyu satmak istiyor ve bize referans göstermişler. Bize geldi portfolyo. Ankara'dan 3 katılımcı var salonda. Telefonda bir Paris'ten galeri var satışa katılan. Bir de İstanbul'dan büyük bir koleksiyoner var. Bayağı çekişmeli bir satış oldu. Çıktığı fiyata benim telefon masamdaki arkadaşımız da Paris'teki galeri Türkler çıldırmış olmalı demiş. Öyle bir fiyata yükseldi ki Türkler çıldırmış olmalı deyip kızıp alamayınca kapattı telefonunu. İstanbul'dan bir koleksiyonere satılmıştı o eser grubu da. Çok değişik şeyler yaşıyoruz tabii, dinamik bir dünya. Peki, evet. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz en azından bizim de bilmediğimiz, ekranları başında izleyicilerin de bilmediği bir dünyayı bizimle buluşturduğunuz için... Son olarak bir cümle daha alalım sizden, veda cümlesi, sonrasında da Arzu Hanım'la programı noktalıyorum. Herkesi koleksiyonerliğe teşvik etmek gerekiyor. Yani devlete de burada çok büyük görev düşüyor. Yani gençlerin yani hayat şartlarını görüyorsunuz. Bunların içinde nefes alacağı, soluk alacağı tek yer sanat. Galeri gezsinler, müze gezsinler. Çok teşekkür ederiz Hulya Hanım'a. Böylelikle de bugünkü verilişimiz sona çattı. Sağ olun, sağlamat kalın. Evet sevgili izleyiciler, bizlerden bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Arzu Kurbanı ile programımızı bitiriyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. Doludur aşkım.
şerbet kimi erişim. Söyle söyle sana bile ne yolu ya. Atacaktan ben sevdiğini söyle. Bas ne içeyim doludur aşkı. Şerbet kimi erişim. Söyle söyle sana bile ne yolu ya. Ay ara ya. Söyle söyle sana bile ne yolu ya. Yalvarırım gel. Beni sevdiğini söyle ben ne için doludur aşkın şerbet gibi ver içim. Söyle söyle sana bile ne yolu ya. Söyle söyle sana bile ne yolu.